Evet, teşekkür ederim. Şimdi kısa bir videomuzu izledikten sonra hemen bir kısa bir güncel konu, COVID konusuyla bir başlangıç yapıyoruz. Biliyorsunuz aslında COVID pandemisiyle yaklaşık bir yılı aşkın zamandır iç içe yaşıyoruz ve artık hepimiz alınması gereken önlemleri, yapmamız gerekenleri artık hani adımız soyadımız gibi bildiğimizden eminim. Bu nedenle bu konuda teknik kısma hiç girmeden çok kısaca şu anki güncel durumu biraz aktarmak istiyorum. Tabii buradaki temel problemimiz şu anda bizim artık yorulduk, sıkıldık, sosyal hayatımız kesildi. Hatta iş yerine gitmeyi bile özledik. Dolayısıyla şu an gerçekten hepimiz zor durumda olduğumuzun farkındayım. Ama maalesef şu an son dönemde özellikle 1 Mart'ta başlayan normalleşme süreciyle birlikte herkeste oluşan yanlış bir algı vardı. Bu da pandeminin bittiği hayatın normale döndüğü. Hepimiz dışarıda, kafelerde, restoranlarda bunları gördük, şahit olduk. Hafta sonlarında dışarıdaki alışveriş merkezlerinin durumunu hep beraber gördük. Dolayısıyla şu an tekrardan bir silkinmeye ihtiyacımız var. Tabii biz bu seminerlere başladığımızda biraz daha farkındalık daha düşüktü. Ancak biliyorsunuz bu hafta yapılan açıklamayla birlikte yeni kısıtlamalar geldi ve aslında farkındalığın biraz daha üst seviyeye çıktığını görüyoruz. Umarım bundan sonraki süreçte de çok daha iyi bir noktaya geliriz. Şimdi kısaca rakamlarla biraz COVID-19'un şu anki güncel durumu, neredeydik, nereye geldik ve şu an neredeyiz noktasından kısaca bahsedeceğim. Bunlar hepimizin bildiği jenerik şeyler. Biliyorsunuz dünyada ilk vaka 1 Aralık 2019'da tespit edildi. Arkasından Türkiye'de 11 Mart 2020'de ilk defa Sağlık Bakanımızın yapmış olduğu açıklamayla ilk vakanın tespit edildiğini ve yine Sağlık Bakanımızın yapmış olduğu açıklamayla 15 Mart 2020 tarihinde de acı gerçekte artık yüz yüze olduğumuzu hep beraber öğrendik. İlk ölüm vakasında yaşadık ve yine Nisan ayından itibaren de biliyorsunuz tüm Türkiye'ye yayıldığını gördük. Şimdi Türkiye'de iki defa zirve dedik. Nisan 2020 ve Aralık 2020 dedik. Bu dediğim gibi bu seminer dizisine başladığımızda hep şunu diyorduk, üçüncü zirveye doğru gidiyoruz şeklinde söylemler vardı. Artık üçüncü zirvenin tepesindeyiz. Geldiğimiz nokta itibariyle rakamlar da bunu net olarak gösteriyor. Burada görüyorsunuz işte Türkiye'deki pandeminin başlangıcından itibaren geldiğimiz nokta, günlük vaka sayıları. İki tane pik var demiştik. Bunlardan Nisan'daki en yüksek günlük vaka 13.976. Ama burada şunu diyebiliriz. O dönemde hani vaka sayısı, hasta sayısı tam olarak netleşmemişti. Dolayısıyla rakamlar tam şey olmayabilir diyebiliriz. Ama Aralık ayında şu ankinden farklı bir şey yoktu. Sağlık Bakanlığı açıklamalarını yaptıktan sonra Aralık'taki verilerini güncelledi. Aslında şu anda Aralık'taki maksimum günlük vaka sayısı 33.198 iken şu an geldiğimiz noktada bunun iki katı günlük vaka sayısına erişmiş durumdayız. Dün itibariyle 62 bin, 63 binler seviyesinde vaka. Dolayısıyla şu anda aslında pandemiyle ilgili en kötü durumu yaşıyoruz diyebiliriz. Ha burada şu var, hep şunu konuşuyoruz, diyoruz ki, duyuyoruz. Diyoruz ki bunun hastanelere yansıması düşük. Yoğun bakımlardaki kişi sayısı az diyorduk bu haftaya kadar. Ama bu hafta yapılan açıklamalarla aslında artık bunun da oldukça yüksek seviyelere doğru geldiğini görüyoruz. Burada da son bir ayın yani 1 Mart normalleşme sürecinin başladığından itibaren günlük vaka sayılarını görüyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda günlük vaka sayılarımız 6 kat artmış durumda. Aktif vaka sayısı 1 Mart'ta 100 binler seviyesindeyken şu an 500 binler yani aktif şu anda pozitif tespit edilmiş kişi sayısı 5 kat artmış durumda. Ağır hasta sayısındaki artış oranı kısmen diğerlerine göre düşük. Fakat burada belki şu olabilir. Çünkü bir sonraki slaytta da ölüm vakalarındaki artışı göreceğiz. Burada belki ağır hasta sayısında hastanelerin yoğun bakıma yatış alınma kriterlerinde belki bir değişiklik olabilir. Çünkü bu arada bir miktar bir rakamlarda bir düşme olduğunu görüyoruz. Çünkü en son noktada vefat sayısına geldiğimiz zaman da 1 Mart'ta günlük 69 kişi hayatını kaybederken dün itibariyle biliyorsunuz 279 canımızı kaybettik. Burada da artış 4 kat. Dolayısıyla şu anda aslında hiçbir şey normal değil ki bu hafta yapılan açıklamalarla bunu da gördük.
En son noktada İstanbul'a bakacak olursak da İstanbul biliyorsunuz ilk bu rakamlar açıklandığında Türkiye genelinde günlük 60 şey 100 bin kişide 68 haftalık vaka ortalamasıyla Türkiye genelinde iller arasında 21. sıradaydı. Ve İstanbul Valiliği ile biliyorsunuz bizim farklı bir etkinliğimiz daha var. Önümüzdeki hafta Salı günü öğleden sonra da yine bunu tekrar edeceğiz. SGK İstanbul İl Müdürlüğü, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bizim ortaklaşa düzenlediğimiz COVID pandemisiyle yaşamak ve üretmek isimli semineri önümüzdeki hafta tekrar edeceğiz ve burada da yine hem bu konuları hem de teknik detayları biraz daha ele alıyor olacağız. Çünkü durum özellikle İstanbul için çok iyi değil. Gördüğünüz gibi 21. sıradayken geçtiğimiz hafta itibariyle ikinci sıraya yükseldi. Aslında bu hafta normalde İstanbul birinci sırada olacaktı. Fakat Kırklareli ciddi bir atak yaparak İstanbul'u ortalama vaka sayısı bakımından geçti. Ama burada şunu dikkate almak lazım. Örneğin daha önce Samsun en yüksek vaka oranına sahipti. Samsun'un nüfusuyla orantıladığımızda, etkinliğiyle orantıladığımızda Samsun'daki bu vaka sayısının yüksekliği ülke genelini etkileyen bir unsur olmuyor. Ama İstanbul dediğimiz zaman ki biraz önce videoda görmüşsünüzdür. Sonuçta bizim üyelerimiz İstanbul. Ve İstanbul dediğimiz zaman biz üyelerimizin profiline baktığımız zaman Türkiye ekonomisinin üçte biri bizim üyelerimizde. İstihdamın üçte biri yine bizim üyelerimizde. Dolayısıyla İstanbul'a baktığımız zaman Türkiye'nin üçte biri diyebiliriz. Üretimin, sanayinin, ticaretin her şeyin merkezi. Dolayısıyla İstanbul'da bunun artıyor olması tüm ülkeyi etkileyecek bir konu. Dolayısıyla bir başta İstanbul olmak üzere İstanbul'da yaşayan, bizi İstanbul'dan izleyenler de var, İstanbul dışından da var. Herkesin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu alması, gerek sosyal hayatında, gerek evinde, gerek iş yerinde, iş sağlığı güvenliği konusunda, COVID'le mücadele konusunda gereken hassasiyeti göstermesini tekrardan hatırlatmak istiyoruz. Çünkü gidişat şu anda çok iyi gözükmüyor. Biz biliyorsunuz İstiklal Caddesi'ndeyiz, İstanbul'un merkezindeyiz. Dışarıdaki gördüğümüz görüntü bu haftaya kadar, dün bugün biraz daha sakin gözüküyor ama özellikle 2 hafta önce İstiklal Caddesi'nde çıkışların defalarca kapatıldığını gördük. Yani insanların yarattığı yoğunluk nedeniyle kapatıldığını gördük. Bırakın 1,5-2 metrelik sosyal mesafeyi, insanlar omuz omuzaydı. Sanki hani ne derler bir konser alanında omuz omuza bir yere yürüyormuşsunuz gibiydi. Bu algının bir an önce ortadan kalkıp tekrardan COVID pandemisiyle mücadele konusuna gereken özen hassasiyeti göstermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ben burada bu kısmı tamamlayıp sözü Nuri Bey'e bırakmak istiyorum. Ama dediğim gibi bu seminerlerimiz, etkinliklerimiz devam ediyor olacak. Son kısımda da yine bahsedeceğim. Önümüzdeki hafta Salı günü yine biraz önce söylediğim gibi İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü ve SGK İl Müdürlüğü'nün de katılımıyla COVID-19 pandemisiyle yaşamak ve öğretmek seminerini yapacağız. Perşembe günü de, önümüzdeki hafta Perşembe günü de yine klasik her hafta Perşembe günü yaptığımız gibi iş sağlığı güvenliği konusunda önemli konulardan bir tanesi olan yüksekte yapılan çalışmalarda iş sağlığı güvenliği konusunu ele alıyor olacağız. Bunları da herkesi bekleriz. Ben teşekkür ediyorum ve ekran paylaşımımı kapatıyorum ve sunumu bugünün konusuna gelmek üzere Nuri Bey'e bırakıyorum. Buyurun Nuri Bey. Mikrofonunuz kapalı Nuri Bey. Teşekkürler uyarı için. Herkese merhaba. Tüm değerli yöneticilere, tüm meslektaşlara, iş sağlığı, iş güvenliği profesyonellerine, hekimlerimize, İSG uzmanlarımıza veya bu alana ilgi duyan sayısız orta kademe, üst kademe yöneticilere, çalışanlara, herkese merhaba. Bugün burada olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ama en başta İstanbul Sanayi Odası'na teşekkür etmek istiyorum. Çünkü İstanbul Sanayi Odası bizim çok uzun zamandır izlemekte olduğumuz bu güzel çalışmaları yaparak ülkenin iş sağlığı, iş güvenliği kültürüne büyük katkı sağlıyor. Sözü dinlenen bir kurum, sayısız alanda araştırmaları olan ve bu araştırmaları birçok diğer STK tarafından, kamu tarafından takip edilen, gerçekten ağırlığı olan bir kurum. Biz de bu kurumla beraber, sizlerle beraber olmaktan dolayı çok gurur duyuyoruz. Bugün tabii
bu kocaman konu için ayrılmış 1,5-2 saatimiz var. Bu alan dünyada çok ilgi gören bir alan. Tabii ki endüstri devrimiyle başlıyor alanın profesyonelleşmesi. Sigorta sektörü ilk önce ilgi duyuyor. Çünkü kaybın sebebini bulmak ve matematik hesabını yapıp kayba sebep olanların kimler olduğunu, hangi taraflar olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla aslında iş sağlığı, iş güvenliği bilim dalının birazcık sigortadan ya da İngilizce'deki tabirle loss control dediğimiz kayıp kontrolü biliminden esinlendiği, oradan çok şey aldığı bir alan. Bir diğer esinlendiği alan maalesef yani pek hoş değil ama suç bilimi. Çünkü suç biliminde nasıl soruşturma yapıyorsanız, alan incelemesi yapıyorsanız, saha incelemesi yapıyorsanız oradaki prensipleri de alıyor. Umarım hiç kaza geçirmezsiniz ama kaza geçirirseniz belki bugün size açılışını ancak yapabileceğimiz yöntemler ve şeyle bakış açısıyla yaparsanız hem çalıştığınız kurumlar için hem sizler için çok daha faydalı sonuçlar çıkmasını sağlayabilirsiniz. Şimdiden sürçülisan edersek affola, ben sunumumu paylaşıp başlamak istiyorum. Bu arada galiba biriken soruları da Murat Bey bakacak ve tekrar eden soruları sunumun sonunda bir soru cevap bölümü olacak. Bu soru cevap bölümünde de sizlerden gelen blok sorulara cevap vermeye çalışacağız. Tahmin ediyorum ki şu anda 870 kişi var gibi gözüküyor. Çok soru gelirse bunları belli gruplar halinde ancak yetiştirebileceğiz ama bunun dışında eğer beğenirseniz ve hoşunuza giderse yine İstanbul Sanayi Odası ile belki bir tekrarını veya devamını yapmak konusunda da biz hazırız. Hemen ben de tam araya girecektim. Nuri Bey siz bahsettiniz. O kısmı söylemedim. Sorularımızı question and answer kısmından, Q&A kısmından alıyor olacağız. Etkinlik süresince ben soruları takip ediyor olacağım. Son kısımda da bir soru cevap kısmımız olacak. Burada ben soruları, sizlerden gelen soruları mümkün olduğunca, zamanımız el verdiğince Nuri Bey'e yansıtarak bu konuda değerlendirmelerini, cevaplarını almaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum. Buyurun Nuri Bey. Son bir şey Murat Bey izin verirseniz. Bir de sunumu tabii ki bir yollanabilir format haline getireceğiz. Birkaç tane copyright'ı olan slide var. Onları sahiplerinden izin alarak kullanıyoruz. Onlar hariç birkaç slide çıkmış haliyle sunumu PDF halinde umarım Murat Beyler zaten konuştuk sizlerle belli bir web adresinden eminim indirebileceğiniz şekilde paylaşacaklardır. Tabii ki biz bunu daha önceki sunumlarımızda paylaşmıştık. Aynı şekilde sizden gelen sunumu da katılımcılarımızla paylaşıyor olacağız. Bu arada ben şunu da söyleyeyim. Önceki sunumlarla ilgili paylaşım konusunda şu an ulaşılamadığına ilişkin bazı arkadaşlarımızın değerlendirmeleri var. Tabii ki takdir edersiniz ki bunları bir süreli olarak paylaşıyoruz ama ben tekrardan bunu süresi dolmuş gözüküyor şu an baktığımda. Tekrardan paylaşıyor olacağım. Bunu da belirteyim. Buyurun Nuri Bey. Evet. Çok teşekkürler ve tekrar kolaylıklar diliyorum herkese. Bu zor dönemi umarım hep beraber dikkatle, titizlikle aşacağız. Hem ruhlarımıza hem işlerimize bahar artık gelsin. Değil mi? Sıkıldık birazcık, yorulduk. Sosyal olarak da son derece izole olmuş durumdayız. Sadece şey olarak değil, fiziksel olarak değil. Umarım bu dönem geçer ve tekrar birbirimize kavuşuruz. Tokalaşmayı, sarılmayı, insanlara dokunmayı ben şahsen çok özledim. İşin döndüğü yere uğrayıp oralarda konuşmayı çok özledim. Ama en azından şanslıyız ki böyle teknolojiler var ve bir araya gelebiliyoruz. Peki, şimdi bu kaza araştırması ve kök sebep analizi diye bir araştırma, bir de analiz diye iki kavram var. Dolayısıyla hızlı geçmek gerekirse araştırma bilgilerin toplanması, gerekli bilgilerin toplanması, bütün bu bilgilerin toplandığı noktada da artık dikkatli bir analize geçilmesi gerekiyor. Neden kök sebep analizi diyoruz? İşte bir ağaç düşünün. Bunun işte zehirli meyveleri olan bir ağaç olduğunu hayal edin. Bu zehirli meyveleri olan ağacı biz görüyoruz. Fakat bu ağacın nereden beslendiğini, enerjisini nereden aldığını göremiyoruz. O toprağın altındaki kök kısmında. İşte kök sebep analizi, önce ağacı iyi çizmeyi,
Ardından da bu ağacın beslendiği sistemsel, daha çok sistemsel faktörleri bulmaya yarayan ünlü bir sistem. Birçok yöntemi var. Ama hemen hemen hepsi, bütün bu dünyada bulunmuş kök sebep analiz yöntemlerinin tamamı aynı mantıkla ilerler. İsimleri farklıdır. Birazcık da ticari sebeplerle farklı isimler koyularak aslında bir neden-neden analizi dediğimiz ya da beş niçin analizi dediğimiz yöntemlerle mantığı hep aynıdır. İsimleri farklı olsa da. Ben de şanslıyım ki eski şirketim BP'de, British Petroleum'da birkaç ülkeden sorumluydum ve iş sağlığı, iş güvenliği projelerini yönetmem için şirketin beni yurt dışında bu eğitime gönderdi. Bu ilk eğitim takım üyeliği öğretiyordu. Tabii hidrokarbonların bol olduğu ve bunların her yerde bulunduğu bir dünya düşünün. Her şey patlamaya, parlamaya, çatlamaya hazır. Korkunç lojistik faaliyetler var. Gemi, kamyonlar, işte biliyorsunuz istasyonlar. Bunun dışında rafineriler var. Petrol çıkartılıyor, işleniyor, satılıyor ve arabalara kadar gidiyor veyahut da yakıt olarak evlerde kullanılıyor. Tüm hidrokarbonlar, gazlar dahil. Dolayısıyla bu takım üyeliğinde belli bir yere geldiğinizde, belli bir sayıyı tutturduğunuzda da Master Root Cause Specialist denilen, MRCS adı verilen takım liderliği yapabileceğiniz, takım kompozisyonunu yapabileceğiniz, daha özgür araştırmalar yapabileceğiniz başka bir iç akreditasyon programı vardı. Ondan da onu da bitirdik ve ondan sonra da tabii ki özellikle Avrupa, Kuzey Afrika ve birazcık da Asya tarafındaki kazalara takım üyesi olarak, daha sonra da takım lideri olarak gitmeye başladım. 2002'de de Dönüşen Adam'ı kurunca özel olarak kurum istiyorsa, bağımsız bir araştırma istiyorsa, bu bağımsız araştırmalarda gerek kendi takımımızda, gerek onlarla, müşterilerimizle birlikte kurduğumuz takımlarla kapsamlı araştırmalar yaptık. Şimdi bu kapsamlı araştırmalar tabii ki bir gün, iki gün sürmeyen, çok daha uzun süren araştırmalar, sisteme bakılmasını sağlayan araştırmalar olduğu için biraz belki çok kaza olan işletmelerde seçerek, yani riski yüksek, potansiyeli yüksek kazaları seçerek bu detaylara girilebilir. Zaten şirketin o andaki kültüründen, İSG uygulamalarından ciddi bir kesit aldığı için çok faydalı bir yöntemdir. Şimdi bu kavramı, önce bir kavramı ortaya koymak lazım. Kaza nerede oluyor? Kaza nerede oluyor? Eğer yanlış biliyorsak, o zaman araştırmalarımızda yanlış gidiyor. Mesela kaza çalışan ve makine arasındaki etkileşimden oluyor dediğimizde, gerçeği bir parçacık, örnek vermek gerekirse, bir parçacık kavramış oluyoruz. Kaza bize göre, bizim Alman ortağımız Dekra ile işte mesela bu slide'da anlatıyoruz. Kaza nerede oluyor? Çalışma ortamında oluyor. Çalışma ortamını nasıl tarif edeceğiz? Çalışanlar var, ekipmanlarımız ve tesisimiz var, fabrikamız var, üretim tesisimiz var veyahut da banka şubemiz var. Ve tabii ki bir de iş süreçleri var. İşte bu üçünün kesiştiği yerde oluyor. Demek ki o zaman bir kazaya etki eden üç ana faktör var. Bir tanesi çalışan, bir tanesi tesis, ekipman, bir tanesi de üretim veya hizmet sürecimiz. Eğer üretim veya hizmet sürecimiz bu süreçte değil dersek, o zaman iyi bir kaza araştırması yapmak pek mümkün değil. Sadece makine ve insan tarafını düzeltmeye çalışıyoruz. O da palyatif çözümler yaratıyor. Yani sonucu kesin olmayan çözümler, daha çok dikkate dayanan çözümler veyahut da bir takım sadece mekanik riskleri veyahut da işte ne bileyim fiziki, kimyasal riskleri veya biyolojik riskleri ortadan kaldırmaya çalışan yerinde bazı çözümler sağlıyor. Ama süreç değişmediği sürece genel olarak, yani 25 yıllık meslek hayatımda süreci çok fazla değiştirmeden kazaların çok azaldığına da şahit olamadım. Zor olan da bu. Yani sürecin hatalarını da bulmak ve kazaya yol açan taraflarını törpülemek, gidermek veyahut da risk kontrol hiyerarşisi mantığında bu riskleri bertaraf etmek. Şimdi kaza burada oluyor. Şimdi bu slide'da ben bir kaza araştırmacısının temel bakış açısını anlatmaya çalışacağım size. Bu alanı biz yönetmek için ne yapıyoruz? İş sağlığı, iş güvenliği yapıyoruz. İş sağlığı, iş güvenliği içerisinde de birçok uygulamalar var. En temel uygulama, tehlikelerin durmaksızın belirlenmesi ve bu tehlikelerin bertaraf edilmesi. Yani bizim risk değerlendirme dediğimiz iş sağlığı, iş güvenliğinin köşe taşı
binanın temelindeki aktivite. Risk değerlendirmeye bağlı olarak, mevzuata bağlı olarak da çalışanların becerilerini en üst düzeyden ön cephe çalışanlarına kadar becerilerini arttırmaya çalışıyoruz. Bilgilerini arttırmaya çalışıyoruz ve eğitim veriyoruz. Bütün bu alanı yönetmek için bir politikamızın olması gerekiyor ve bu politikaya bağlı standartlarımızı ortaya koyuyoruz ve dünya çapındaki standartlara bazen yerel standartlara başvurarak alanımızı daha da güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Ve sonuç olarak nihayet bir de maruziyet azaltma mekanizmalarımız var. Şimdi bu maruziyet kavramı çok önemli. Neden adı maruziyet? Yani bizim dönüşen adamın kullandığı bütün alanlarda biz bu maruziyet kelimesini kullanıyoruz. Yani bireyler çeşit çeşit tehlikelere ve risklere maruz kalıyorlarsa biz bu maruziyetleri kaza olmadan nasıl azaltırız? Bunlara yabancılar güvenli çalışma sistemleri diyorlar. Ama birkaç örnek vermek gerekirse işte kilitleme, etiketleme, iş izin sistemleri, alet çantası konuşmaları, davranış odaklı güvenlik yönetimi gibi belki kanunda çok net yer almayan ama maruziyet azaltmak için de başka çare olmadığı için kullanmak zorunda olduğumuz sistemler var. Bunlar da çok kıymetli. Yani İSG tarafı burası. Şimdi teori şu, uluslararası teoriler şunu söylüyor, birçok tabii ki teori var iş sağlığı işgalinde. Sadece bunları yaparak keşke kazaları engelleyebilsek. Araştırmacının bakışının biraz daha geniş olması gerekiyor. Çünkü çok multidisipliner bir alan. Ne olursa eğer kazalar çok daha hızlı, dramatik bir düşüşle iş sağlığı, iş güvenliği başarılabiliyor. O yüzden bir araştırmacı şunu da düşünmeli. Acaba benim çalıştığım organizasyon, benim içinde bulunduğum, yönettiğim veyahut da iç parçası olduğum, İSG uzmanlığını, müdürlüğünü yaptığım organizasyonda insanlar nasıl seçiliyorlar ve nasıl geliştiriyorlar? Başka, mesela yapı, yani o şirketin strüktürü, birbirlerine nasıl raporlama yapıyorlar? Sorumluluklar nasıl dağıtılıyor? Performans yönetimi. Bu şirkette insanlar neye başarı olarak bakıyorlar, neye başarısızlık olarak bakıyorlar, nasıl terfi ediyorlar, nasıl zam alıyorlar? Çünkü eğer bu sağ taraftaki şeyler düzelmezse, iş sağlığı, iş güvenliği faaliyetleri biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım, şirketin kültürüne nüfuz etmediği için başarılı olamayabiliyor. O yüzden bu sağ taraf çok önemli bir araştırmacı bakışı olarak. Ve tabii ki insanları, iyi olanları ayırıyor muyuz? İyi olanlar iyi olduklarını duyuyorlar mı? Ödüllendiriliyorlar mı? Tanınıyorlar mı? Şimdi bu dört parça çok önemli. 1990'ların ortasında yayınlanan İngiliz HSG 065 dokümanı artık kabul edildi ve 45.001'e dönüştü. Ve 45.000'in, ISO 45.000'in içinde de biliyorsunuz liderlik, değişim yönetimi, çalışan katılımı, performans gibi konular var. O yüzden 45.001'de de ele alınıyor. Ama hala tam bu sağ tarafın kıymeti ve İSG sonuçları üzerindeki etkisi tam daha ülkemizde çok konuşulan bir kavram değil. Ama eğer kaza araştırması yapıyorsanız ve bu kazanın tekrarının olmasını istemiyorsanız bu sağ taraf kesinlikle incelemeye muhtaç bir alan. Şimdi bu alanı ne değiştiriyor? Bu alanı etkileyen, bu iki tarafı etkileyen organizasyonun kültürü. Yani çalıştığımız kurumun kültürü zaten yeni bir tesise girdiğinizde hissetmeye başladığınız ha bu insanlar burada bu işi böyle yapıyorlar diyebileceğiniz, böyle özetleyebileceğimiz, biz burada bu işi böyle yaparız diye özetleyeceğimiz bir kültürü var o firmanın, o organizasyonun. Dolayısıyla bir kaza araştırmacısı bunun da farkında olmalı. Yani sadece İSG uygulamalarına değil, sürdürülebilir organizasyonel sistemlere bakan ve şirket kültürünün ne yönde ilerlediğinden, ne tarafa doğru gittiğinden haberdar olan, büyük resmi de görebilen bir bakış açısını tavsiye ediyoruz. Ancak öyle bir dönüşüm, bir transformasyon sağlanıyor. Peki bütün bu alanları, bütün bu alanlar birbiriyle etkileşim içerisinde ve sonuçta nereye geliyor? Çalışma ortamındaki o kaza anını yaratıyorlar. Herhalde hepiniz, bütün katılımcılar şunu takdir eder ki ülkemizin, belki de birçok başka ülkede de var, bir kaza olduğunda çalışanın davranışındaki soruna odaklanma eğilimimiz var. Belki de en son yapmamız gereken şey bu. Belki de en son yapmamız gereken şey
çalışanın davranışına odaklanmak. Ama tabii ki o davranışı da çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Peki bütün bu sistemler nasıl değiştirilebilir? O da ancak bir liderlik yoluyla değiştirilebilir. Dolayısıyla araştırma sonuçlarında hem sağ taraftaki sürdürülebilir organizasyonel sistemlerde düzeltmeler, hem kültürde ileri gitmek istediğimiz konular, hem de liderlik konularının ele alınması sabırla yapılan bir kaza araştırmasında çok çok faydalı oluyor. Bir şey daha söylemek istiyorum. Uzun yıllar iş sağlığı, iş güvenliği uğraşmış biri olarak mesela normal bir zamanda mesela denetim için bir şirkete gittiğimizde oradaki bulgularımız ve orada tayin ettiğimiz aksiyonların yapılma hızı diyelim ki hızı bir. Fakat bir kaza olduğunda tüm organizasyonda bir uyanma gerçekleşiyor. Elbette ortaya çıkan enerji çok kötü bir enerji. Çok moral bozucu. İnsanlar arkadaşlarının kaybına büyük üzüntü duyuyorlar. Ve iletişim, ruhsal durumlarımız, her şeyimiz etkileniyor. Fakat şöyle bir şey var. Burada oluşan kötü enerjiyi eğer iyi bir kaza araştırması grubu toplayarak ve doğru yöntemler ve bakış açılarıyla kullanabilirsek, bu enerjiyi alıp bir transformatörden geçirir gibi onu iyi ve düzenli bir enerji olarak o şirkete geri kazandırmak mümkün. Yani kazalardan sonra ortaya çıkan moral bozucu tablo meslektaşlarımızı da tabii ki çok üzüyor. Kendi sorumluluk alanlarında acaba benim eksik yaptığım bir şey var mı diye düşünmekten, benim de gençliğimde öyleydi, panikten belki çok verimli araştırmalar yapamayabiliyoruz. Ruhumuz kazayı bir an önce unutmak istiyor. Ama bilim diyor ki sakın unutma. Unutma. Fırsat varken araştır. Çünkü ortaya çıkan liderlik ve kültürdeki bir kalp açılması diyelim buna. Hani kalp açılıyor ve oraya belli bir müddet, bazı kazalar için 5, 10, 20 gün, bazı kazalar için 3, 4 ay zamanımız var. Çok daha hızlı aksiyonların alınabildiği, yatırımlara evet dendiği bir ortam açılıyor. Bu da bir kazanın maalesef İSG uzmanlarının bilim olarak bakması gereken bir alan. Ben bu kötü enerjiyi nasıl tekrar şirketime, iyi bir çalışanlara iyi bir enerji olarak kazandırabilirim? Hazır kalpler açıkken, hazır bana evet denme ihtimalleri artmışken, hız X eşittir 1'den 3'e, 4'e, 5'e, yani aksiyonları gerçekleştirme yürekliliği artmışken, ben bu dönemi en faydalı nasıl yürütebilirim? Tabii ki yüksek lisans bölümü yurt dışında birçok üniversitede kaza araştırması ve kök sebep analizi bir yüksek lisans bölümü. Ve bu yüksek lisans bölümü 2 yıllık, bazı noktalarda da tezinizle birlikte 3 yıllık bölümler. Yani bugün bunu bu kadar özetlemek mümkün değil. Sadece İSG alanı değil, üstelik de başka bir sürü alanlara da hizmet eden bir bilim dalı. Yani bunun tabii ki gıda zehirlenmesine bakan tarafı var, hekimlik tarafı var, yani salgınlar, yerel salgınlar, salgın hastalıkları araştıran bir tarafı var. Yangın dedektifliği diyebileceğim, gerçekten yangının nasıl çıktığını araştıran çok özel bir tarafı var. Uçak araştırmaları bambaşka, bütün uçağı bir araya getirmeniz gerekiyor araştırma başlangıcında. Özür dilerim. Tren kazası araştırmaları bambaşka. Dolayısıyla bunlar gerçekten ciddi detaylar içeren araştırma yöntemlerine haiz, uzmanlık ve deneyim gerektiren alanlar. Takım kompozisyonları bambaşka. Takım liderliği konusu bambaşka, ama bugün işte elimizden geldiği kadar özetlemeye çalışacağız. Umarım bir ikincisi, üçüncüsü olur, devam ederiz. Çünkü ülkemizin gerçekten çok ihtiyaç duyduğu bir alan. Gerek kamuda, gerek özel sektörde, gerekse halkın genelinde kazalara bakış açımızda mutlaka iyileşmelere ihtiyacımız var. Şimdi eski kötü günler dediğimiz iş sağlığı, iş güvenliği biliminin oturmadığı günlerde bütün mevzuat sigortacılık ve kaza sonrası ortaya çıkan mevzuat. Yani o kadar çok kaza oluyor ki, buhar kozanları o kadar çok patlıyor ki örneğin, veya su değirmenleri o kadar çok takılıyor ki, bununla ilgili ilk araştırmalar daha çok mühendislik yöntemlerine odaklanan reaktif araştırmalar. Yani olay olduktan sonra, büyük kayıplar meydana geldikten sonra, büyük can kayıpları, mal kayıpları, maddi kayıplar, reaktif bir dünya var. Gerek Roma hukuku, gerek Anglo-Sakson hukuku,
Yani şimdi İngiltere, ABD, Anglo-Sakson hukuku, İtalya, İsviçre, biraz bizim geldiğimiz taraf Roma, Cermen hukuku. Bütün bu hukuk dalları reaktif ilerliyorlar. Hala da biraz öyle ilerlerler. Büyük kazalardan sonra uluslararası sözleşmeleri tekrar bakılır, bunlar çıkarılır, eksikler tamamlanır. Yani bu reaktif olma durumu, biz hep tabii proaktif olalım diyoruz ama reaktif olmak da çok kıymetlidir. Bu alanı devamlı reaktif tarafı kötülememek lazım. Çünkü gerçekten devrimler ve dönüşümler reaktif tarafta da meydana geliyor. Şimdi ben çok özetliyorum. Benim hani bugün en özet nasıl anlatabilirim diye düşündüm. Bir kurşun var, bir de ondan etkilenen çalışan veya insan var. Bunların arasına biz duvarlar örüyoruz. Bu duvar mekanizması olarak bakmak lazım biraz İSG'ye. Özellikle kaza araştıracaksınız. Yani hangi koruma duvarlarımız var bizim? Elimizdeki engelleyici kalkanlar nelerdir? Nelerdir ve ne gibi hatalar olmuştur ki bu kurşun bir sürü kalkanı geçerek insana dokunmuştur sayısız çalışmalara rağmen? Tabii ki aynı ISO 45001'de veya standart kalite sistemlerinde olduğu gibi planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma döngüsü her işte olduğu gibi işletmecilikte de var, iş sağlığı, iş güvenliğinde de var. Şimdi bizim ilk duvarımız planlama faaliyetleri. Ne demek planlama faaliyetleri? Köşe taşı risk değerlendirme olan, eğitim ihtiyaç analizini yaptığımız, acil durumları planladığımız ve sayısız iş sağlığı, iş güvenliği faaliyetini şirketimizin risklerine göre, kanunlara göre planladığımız alan. Bütün bu alan, tüm bu planlama faaliyetleri eğer iyi yapıldıysa kazaların çoğunu engelliyorlar. Fakat keşke plan yetse. Plan yetmiyor. Biliyorsunuz planı alıyoruz, sahaya uygularken eksiklikler yaşıyoruz. Bu eksiklikleri nasıl bulmaya çalışıyoruz? Bir de tabii ki bizim bu böyle yapılacak dediğimiz noktalarda herkes öyle yapmıyor. İnsanlar çeşitli zorluklar içerisinde, üretim zorlukları, zaman baskıları, müşteri baskıları veya dünyadaki çeşit çeşit sorunlar, ekonomik konjonktürle ilgili sorunlardan dolayı bazen de hiçbir sebep yokken, değil mi? Hiçbir zorlama yokken farklı davranıyorlar. Yani bizim planladığımız gibi davranmıyorlar. O yüzden çok önemli bir diğer duvar izleme faaliyetlerimiz. İzleme faaliyetlerine çok genel anlatıyorum. İş sağlığı, iş güvenliği sistemini şöyle bir büyük resmi anlatıyorum kavramsal olarak. İzleme faaliyetleri ne demek? Her türlü denetimler. Bakanlığımızın yaptığı, dışarıdan gelip yaptığı denetimler, çok fabrikalı, çok üretim tesisli, çok şubeli yerlerin birbirlerini çapraz denetledikleri sistemler, bizim bireysel olarak planımızın sahaya uygulanıp uygulanmadığını gördüğümüz saha turlarımız, yönetici saha turları, davranış odaklı güvenlik yönetimi turları gibi iç, dış veyahut da belge sertifikasyonla ilgili izleme faaliyetleri. Bütün bunlar bu izleme faaliyetlerinin içine giriyor ve bunların çok zengin olması gerekiyor gerçekten. Mesela inşaat, endüstriyel inşaat alanında bu izleme faaliyetleri çok çok kritiktir. Neden? Durmaksızın değişen personel olduğunda sahada devamlı duran birilerinin olması gerekir. Yani planın en az uygulandığı, uygulama güçlüklerin en çok olduğu yer zaman baskısı altında bir endüstriyel inşaatı, bir inşaatı bitirme ve o zaman neyle yönetiyoruz? Planla, programla ve standartla başlıyoruz ama izleme duvarının çok daha kuvvetli olması gerekiyor. Demir çelikte çok yüksek riskli endüstrilerde izleme duvarının çok kuvvetli olması gerekiyor. Eğer bu duvar kuvvetli değilse sadece plana ve eğitime dayanan, daha çok plana ve eğitime dayanan sistemler çok kaza üretiyorlar. Doğal olarak bir planlama, arkasından uygulama ve izleme duvarlarımız var. Hemen arkasından da öğrenme duvarımız var. Yani sahada ne oluyor? Maruziyetleri bulduk izlemenin sonucunda ve planımıza ne kadar uzak, ne kadar bir gap var, ne kadar boşluk var bunu ölçüyoruz ve bu boşlukların hepsini teker teker ele almaya çalışıyoruz. Gücümüz yettiğince, paramız yettiğince, zamanımız yettiğince. Şimdi bu öğrenme duvarı çok önemli. Bu sene sonu bir rapor veyahut da kaç kaza oldu, kaç ucuz atlatma oldu, potansiyeli yüksek kaç olayla karşı karşıya geldikten öte bir kavram. Bütün izleme sonuçlarının değerlendirildiği, ideal olarak üst düzey yönetim, orta kademe yönetim, ön cephe çalışanları ve iş sağlığı, iş güvenliği departmanının bir araya gelerek yapmaya çalıştığı şey. Yani 45.000'in ruhundaki katılım tüm bu alanlara katılımdır. Eğer İSG kurulumuzu topluyorsak, verimli çalıştırıyorsak bu pek katılım açısından yani 45.000'in ruhundaki herkesi kat bu işe açısından
çok yeterli değil. Tüm bu öğrenme çalışmalarının da beraber yapılması gerekiyor. Hakeza bir kaza araştırması sonucunda da dürüst bir şeyin, özetin çalışanlarla devamlı paylaşılması gerekiyor. Benzer tesislere gönderilmesi gerekiyor. İyi uygulamalardan biri de sadece içeriden değil dışarıdan da öğrenelim. Mesela çok güzel kurumlar var. İSO bunlardan birisi, işveren sendikalarımız var, işçi sendikalarımız var. Bunlar da en sık başa gelen felaketleri, kazaları, değil mi? Mühendis odalarımız var. Bunlar toplayarak ele alıyorlar ve bu alanda gol yememek adına en çok başımıza işte son 3 yılda, son 5 yılda ne geldi? Biz üyelerimizi, şirketleri, İSG uzmanlarımızı, müdürlerimizi, yöneticilerimizi, mühendislerimizi nasıl uyandırırız? Bu öğrenme işte böyle bir öğrenme. Topluca öğrenme, STK'lar seviyesinde öğrenme, kamuda öğrenme ve şirket içerisinde öğrenme. Çok çok kıymetli. Maalesef bu duvar ilginç bir şekilde planlama duvarından şu anda ülkemizde çok daha öğretici oluyor. Hemen yakınında patlayan bir bomba, hemen yakınımızda meydana gelen bir kaza çok daha inandırıcı. Uzak bir eğitimdense bu kazanın paylaşılması insanların kazayı ve o kazaya yol açan risk ve eylemleri, davranışları daha da iyi anlamasını, daha da iyi kavramasını ve bu alanda bu kaza bana ne yakın, ne kadar yakın ve sebepleriyle birlikte şimdi ben özümsedim, evreka dediği bir noktaya götürüyor bizi. O yüzden çok önemli araştırmayı araştırma olarak bırakmamak, onu en basit, en anlaşılır diliyle çalışanlarımızla paylaşmak çok güzel bir eğitim. Hatta belki de sıkılmakta olduğumuz şu üst üste yaptığımız temel İSG eğitimlerini canlandırmak adına da büyük fırsat, geçirdiğimiz kazaların istatistiklerini ve ortak riskli davranışları ve bunlarla ilgili aksiyonları paylaşmak, temel İSG eğitimini canlandırmak açısından da çok çok önemli. Şimdi burada tabii ki demin yan yana koyduğum şeyleri birazcık da böyle özetleyeyim. Bir güvenlik liderliğine ihtiyacımız var. HSG 065 senelerdir bunu söylüyor. İşte son 3-4 senedir de ISO 45001 söylüyor. Liderlik eksikse de raporda liderlik eksik ve ne bakımdan eksik onu da yazmak adına bu slaytı koydum. Ne demek bu? Tüm organizasyonumuz riskler hakkında düşünüyor mu? İkincisi, tüm organizasyonumuz işi izliyor mu? Yani illa davranış odaklı güvenlik yönetim sisteminiz olmasına gerek yok. Ama çeşitli ve zenginleştirilmiş denetim programlarıyla, saha gezileriyle ve sonuçların paylaşıldığı toplantılarla tüm liderlik dahil hepimiz sonuçları izliyor muyuz? Katılım konuşuyoruz. Ve doğal olarak hem üst düzey yönetimin, hem iş sağlığı iş güvenliği departmanının hem de kazayla ilgili görev ve sorumlulukları olduğu düşünülen bağımsız kişilerin katıldığı takımlarla hepimiz birden bu alanda liderlik yapıyor muyuz? Ben idealini söylüyorum. Tabii ki bunlar her yerde mümkün olmayabiliyor ama yönümüz bu, vizyonumuz bu. Yani ortada bir çok kuvvetli liderliğe ihtiyacımız var. İSG departmanları kendilerine tanınan güçler itibariyle, kendilerine tanınan otorite itibarıyla, rapor ettikleri bölüm itibarıyla, bağımsızlıkları itibarıyla çok güçlü değiller. O yüzden zaten 45001 hep üst düzey liderliği, orta kademe liderliği bu oyunun içine katmaya çalışıyor yeni dönemde. Son geçtiğimiz 10-15 yıldır çok moda bir kavram, katılım. Şimdi bu yoksa doğal olarak kaza araştırmasıyla bu katılımla ilgili bir şeyler yazmak için söylüyorum. Beklentilerimiz bu. Yani her seviyede ön cephe çalışanı da bir güvenlik liderliği ortaya koymalı. Şimdi bu liderlik kavramı ülkemizde tartışmalı bir kavram ama iş sağlığı, iş güvenliğindeki özetiyle paylaşmak gerekirse İngilizler, Amerikalılar buna line management diyorlar. Yani her seviyedeki liderlik. İki kişilik bir iş yapılacak. Mesela ben kombim arızalandı, kombi taktırdım evime. İki kişi geldi ve biri diğerinden biraz daha kuvvetliydi. Dolayısıyla yazılı olsun olmasın her seviyedeki liderlikten bahsediyoruz. Ve tabii ki bu liderlik kaza araştırmalarında olgun olmasını sağlıyor. Ortaya çıkan aksiyonlar da ciddiyetle uygulanmasını sağlıyor. Şimdi ILO'nun açıklamasını okuyalım. İş sağlığı iş güvenliği yönetim sisteminden bir madde. Kazalar niçin araştırılıyor? Kazalar tekrar yaşanmaması için ama sadece ondan değil, üretim performansımızı, kayıplarımızı azaltarak üretim performansımızı arttırmak için de araştırılıyor.
Bu yüzden raporlanıyor, bu yüzden analiz ediliyor. Unutmayın, raporla analiz aynı şey değil. Araştırmalarımız neye odaklanmalı? Ahmet'e, Mehmet'e, Ali'ye, Veli'ye, Ayşe'ye odaklanmamalı. Araştırmalarımız neye odaklanmalı? Kök sebeplere yahut da bir diğer adıyla sistem hatalarına odaklanmalı. Bizim sistemimiz ne hata yaptı da bu birey bu emniyetsiz davranışı ortaya koyabildi? Mesela bu çok önemli bir soru. Nasıl oluyor da bu emniyetsiz davranış hayatta kalmış bugüne kadar? Değil mi? Bu çok önemli bir soru. Çünkü biz onu denetlemeyle, planlamayla, işe alımla, performans yönetimiyle, disiplinimizle giderememişiz demektir. Dolayısıyla davranış, yani bireyin davranışına tabii ki bakıp araştıracağız. Onun uykusuna, vardiyasına, yorgunluğuna, kafasının karışıklığına, yaptığı işle hem helal olmasına, hem hal olmasına, tecrübesine, sertifikasyona bakacağız. Ama burada durursak büyük hata yapmış oluyoruz. Gelecekteki kazaların ve kayıpların azalması için düzenleyici ve önleyici faaliyetler, aksiyonlar halinde de araştırmanın sonucu ortaya konmalı. Araştırmalar neyi hedeflememeli? Aman dikkat! Ben öyle bir rapor yazayım ki iş sağlığı, iş güvenliği departmanı elleri temiz bir şekilde buradan çıksın. Belki de yapabileceğimiz en kötü hata, çünkü yenisi geliyor hemen. Yenisi geliyor. Çok sayıda İSG uzmanımız, müşterilerimizden bahsediyorum, bize gelmeden önce birçok davadan, yani iki davadan, üç davadan yargılanan İSG uzmanlarımız var. Ben çok üzülüyorum. Tabii hakları ve hataları olmasa bile yargılanan da çok var. Dolayısıyla bu da tabii ki araştırmacının tepesinde demokrasinin kılıcı gibi bir stres baskı yaratıyor. Ama en son yapacağımız şey bir mesuliyet paylaştırayım ben demek. O yüzden hiçbir zaman biz şu suçludur, bu suçludur, İşte bu departman daha çok hatalıdır, bu departman eksiktir, şu kişi şöyle yapmıştır, oranları da bu diye kanundaki gibi yapmıyoruz. Kanun kendi araştırmalarını bilir kişiler aracılığıyla ve kanun aracılığıyla yapıyor. Bizim bugün burada ele aldığımız kaza araştırması bilir kişiliğe temel sağlayacak bir şey olmakla birlikte asıl amacımız şirketin, çalıştığımız kurumun sistemleri üzerinde etki etmek. Çünkü hepsini kanun emretmiyor olabilir. Bizim bulduğumuz, bize özel şeyler olabilir. O yüzden mesuliyet paylaştırmayla başlayan veya işte ne bileyim bulun bakalım bu kazanın sorumluları kimmiş diye bir lider söz aldığında biz de o tarafa gitmek zorunda kalıyoruz. Ama siz olun, bu tip alan, böyle bir kafayla, böyle bir akılla başlamayın. Mecbur kalırsanız bu tabii ki kanunun ele alınarak yapılması gereken bir kaza araştırmasıdır. Doğal olarak iyi bir kaza araştırması bazı arkadaşlarımız ve şirketleri kanuni açıdan da hakkını haklıya, haksızlığı haksız olana dağıtacak şekilde objektif olarak yapılmalıdır. Yani tabii ki şu var, birisi kasti bir ihlal yaptıysa, şimdi mesela sabotaj diye bir kavram var, sabo kelimesinden gelir, saboyu da biliyorsunuz belki diş hekimlerinin muayenehanelerinde veyahut da hastanelerin acil bölümlerinde saboterlikler vardır, kocaman topuklu rahat terlikler vardır. Danimarka'da çok kötü şartlarda çalıştırılan, çoğunluğu kadın işçilerden oluşan tekstil atölyelerinde 18. yüzyılın sonlarına doğru sabolarını çıkarır, dikiş makinelerinin iğnelerin altına koyarlar, iğneler kırılır ve böylece üretim durur. Çünkü o kadar uzun saatler, o kadar kötü koşullarda çalışıyorlardır ki bu tekstil işçileri böyle bir şey yaparlar. Sabotaj kelimesi buradan gelir. Doğal olarak bizim alanımız pek sabotaja bakmaz. Çünkü bu başka bir konudur, suçtur bu. Kasti bir ihlal vardır, cezai bir suç vardır, hırsızlık olabilir bir şey. Bizim yani benim ilgilendiğim alanda bunlar yok. Bunlarla ilgili bir araştırma başka tür bir araştırmadır. Ve o iş sağlığı, iş güvenliği uzmanlarının pek bulaşmaması gereken bir alandır. Daha çok güvenlik amirlerinin, güvenlik liderlerinin veya dış kaynak temin edecekseniz bu konuda uzmanlaşmış mali konular varsa onların alanıdır. Bizim alanımız değildir. Eğer cezai suç varsa, bilerek yapılan bir şey varsa kaza araştırması demiyoruz ona. Başka bir araştırma o. İsmini siz koyun. Yine diğer bir konu şu. Ben nasıl bir araştırma yapayım ki üst yönetim hiç suçlu çıkmasın? Orta kademe hiç suçlu çıkmasın? Vardiya amirlerim, formenlerim, süpervizörlerim, üretim mühendislerim, üretim müdürlerim hiçbir suçu olmasın. Sadece işçi suçlu olsun. İşte bu tip bir yaklaşımdan da tekrar etmek gerekirse
uzak durmak, üst yönetimi tamamen sanki bu işlerden ari gibi çıkartmak doğru bir şey değil. Üst yönetimi bekliyor aslında. Doğru cümlelerle kaleme almış, alınmış, kendi ödevlerini de bekliyor kaza araştırmalarında. Ama bunu tabii ki söylemenin bin bir türlü, raporlamanın bin bir türlü yolu var. Hassasiyet içerisinde raporlanmalı ve gelişme alanlarına odaklanılmalı. Yani şu suçludur, bu suçludur, bu kadar suçludur diye değil. Şimdi zayıf araştırmaların ortak özelliklerine bir bakalım. Bu işte incelikleri anlatmaya çalışıyorum ben. Zayıf bir araştırma personeline odaklanır. Zayıf araştırma şirketin içinde yaşadığı sisteme bakılmasını engeller. Sadece olaya bakar. Zayıf araştırma gizleme saklama olaylarını teşvik eder. Suçlayıcı bir tarzı vardır soruşturmalardan sürece kadar. Ne olur? Bir sonraki risk bildirimi aktivitesini boğar. İnsanların konuşmasını engeller, korku yaratır. O yüzden araştırma kendisi zaten korkutucu bir şey olmakla birlikte mümkün olan en insani şekilde yürütülmelidir. Ve işbirliği eksikliğini, İSG iletişiminin bozulmasına engel olunmalıdır. Personel kötü yapılan, suçlayıcı şekilde yapılan araştırmalardan sonra kendini koruma davranışı altına girer. İSG'ye de çok ihtiyaç duyduğumuz iç iletişim bozulur. Gerçekler görülmez, sistem sebepleri ortadan kaldırılmazsa en kötüsü de bu. Yani sadece o davranışın incelendiği, hemen arkasındaki kök sebebin yazıldığı ama sistemsel sebeplere bakılmayan araştırmalar. En kötüsü herhalde bu. Eğer böyle şüpheleriniz varsa mutlaka bu alanda ilerlemek için okumaya devam edin. Şimdi bir örnek anlatmak istiyorum. Yani bir 5 niçin dediğimiz çok temel bir kavram ya da why analysis, 5 why analysis, İngilizce'de 5 niçin analizi denilen bir kafa yapısıyla olaylara yaklaşmak lazım. Burada bir örnek var. Burada bir yağ fabrikası burası, Belçika'da. İsmi lazım değil. Bu fabrika bir genişleme projesi başlatmış. Bu genişleme projesinde yürüdüğü alan lojistik depoların büyütülmesi. İşleri artmış, üretimi artmış ve sevkiyatını sıkışık olmaktan kurtarmak için ek bir tesis yapıyor. Önünde yaklaşık 10 tane kamyonların yanaşma rampasının olacağı çok modern bir tesisi ihale ediyorlar ve anahtar teslim bir projeyle bunu bir Belçika'daki bir inşaat müteahhidine mimari çizimini de yaptırıp fabrikalarındaki alanı belirleyip bu müteahhidin bunu başarmasını istiyorlar. Şimdi bu müteahhidin bir sorunu var. İnşaat bitmek üzere. Biterken şöyle bir sorun yaşıyorlar. Sayısız dağınık artık malzemeyi Antwerp'teki bu kaza Liège'de Antwerp'teki alanlarına götürmeleri lazım. Malzemeler o kadar dağınık ki bunları forkliftle yanaşan, rampaya yanaşan tenteli tırların içerisine koymak çok güç. Uzun sürüyor. Şimdi ilginç bir şey var. Bu arada şunu söyleyeyim. Türkiye'deki ağır vasıta sayısı, ağır nakliye sayısı, Avrupa'daki toplam ağır nakliye vasıtası sayısının 1,5 belki 2 katına yaklaştı. Yani Avrupa çok az karayolu, çok bolca su yolu ve demir yolu kullanıyor. Biz ise biraz ülkemizin tabii ki biraz yapısından birazcık da projelerimizin gecikmesinden dolayı daha çok karayoluyla nakliye yapıyoruz. O yüzden orada karayolu lisansı almak, Belçika'da karayolu taşımacılığı lisansı almak kolay bir şey değil. Aldığınızda da çok efektif kamyonlarınızı, araçlarınızı kullanmak zorundasınız. Mesela geliyor fabrikanıza bir şey yüklemek için bir Belçikalı kamyon şirketi. Diyor ki bir saat zamanım var. Yükledin. Yüklemezsen, bitmezse bu yükleme, her saat başı ben senden 80 euro, 100 euro, 150 euro bir demuraj adı altında, bekleme parası altında para alırım. Bu kazada da böyle bir kavram var. Bunlara bakmak lazım. Şimdi bu kadar dağınık malzemeyi etraftan toplayıp tenteli bir tırın içerisine artık malzemeyi inşaat şirketi zamanında yüklemeyi başaramadığı için durmadan bir bekleme parası ödemek zorunda kalıyorlar. Kamyonların ortalama yüklenme süresi 2-3 saat. Bir taraftan da ana şirket, yağ şirketi de inşaatın bir an önce bitirilmesi konusunda baskı yapıyor. Çünkü bir an önce o lojistik ambarı kullanmak istiyorlar. Şimdi bütün bu baskılar, yazışmalar falan kaza araştırmacısının konusu. Şimdi ne yapıyor bu inşaat şirketi? Diyor ki bizim Antwerp'te sayısız konteynerimiz var.
Burada da çok güzel 50 tonluk bir Liebherr vinçleri var. Hiçbir şey değil 50 tonluk vinç için. 2-3 tonluk, içi doldurulunca 6-7 tonluk bir 20'lik veya 40'lık konteyneri kaldırmak hiç sorun değil. Özellikle de dik bir açıdaysa, yani fizik kuvvetler eğer düzgün bir çizgideyse hiç sorun değil ve çok riskli bir aktivite de değil. Doğal olarak şöyle bir karar veriyorlar. Kamyonlar gelmesin, biz burada konteynerlerimizi dolduralım. Konteynerleri istediğimiz zamanda doldururuz. Daha sonra konteyner taşıyan kamyonları çağırırız ki onların navlun ücreti daha ucuz. Sırtlarına yükler, 5 dakikada sahadan çıkartırız diyorlar. Bütün bu maliyetlerden kurtulmak için. Ve tabii ki buna karar veriyorlar. Herkes tamam diyor. Daha sonra işte bir kaza nasıl oldu ya da bundan bizim nasıl haberimiz oldu? Sahada büyük bir gürültü kopuyor. Bir konteynerin aşağı düştüğünü duyuyorlar. Herkes toplanıyor. İçinde de şöyle bir şey görüyorlar olay yerine gittiklerinde. Çalışanlardan bir tanesi elindeki hafif inşaat malzemelerini içeri böyle biraz dağınık malzemeleri konteynerin içine diziyor ama nasıl diziyor? Konteyner askıya alınmış. Tam kamyonun yanaşma yapacağı rampanın seviyesinde tutulmuş. Yerden 1,5 metre kadar yukarıda. Askıdayken hafif de böyle bir meyil vermişler nasıl becerdilerse. İçeri bu malzemeleri atıyorlar. Ama içeriği düzenlemek için arada bir de içine risk alıp giriyorlar. Yani askıdaki bir malzeme, askıdaki kapalı bir malzemenin içine insan giriyor. Şanslıyız ki sadece 1,5 metre yukarıda bu düşme olduğunda işçimiz yaralanmıyor. Biraz sarsılıyor, şok geçiriyor ve çok korkuyor ama bir yaralanma olmuyor. Şimdi bu kazayı örneğin potansiyeli çok yüksek bir olay olduğu için incelememiz lazım. Sonu ölüm veya yaralanma olmasa da. Konteyner düştü 1 metre diye başlıyoruz. Yani 5 niçin tekniğini özetlemeye çalışıyorum. Neden düştü diye soruyoruz. Veya ne olsaydı düşmezdi diye. Sadece neden değil. Ne olsaydı düşmezdi diye soruyoruz. 2 tane cevap geliyor. Bir tanesi konteyner kullanım altındayken emniyetsiz şekilde askıda tutuluyor. Şimdi burada verdiğimiz cevapların emniyetsiz bir durum veyahut da emniyetsiz bir davranış olması gerekiyor. Şartımız bu. Emniyetli hareketleri nedenlere koyamıyoruz. Konteyner düştü 1 metre. Neden düştü? 2 tane cevap çıkıyor. Konteyner kullanım altındayken askıda tutuluyordu. Bir diğeri de frenin, vincin kendi sistemlerini tutma mekanizmalarında, ben ona frenler dedim bugün, frenler kaydı diye 2 tane sebep çıkıyor. Yani askıda tutulmasa kaza böyle olmayacaktı, frenler tutsa kaza böyle olmayacaktı. 2 sebep birleşerek gelmişler. Şimdi bizim araştırmamız genellikle burada duruyor. Türkiye'deki çoğu şirkette arkadaşlarımızın araştırmaları genellikle bu noktada duruyor. Şimdi buna tekrar niçin diye sormamız lazım. Yani konteyner neden askıda tutulmak zorunda kalınmış? Değil mi? Bir de tekrar şuna sormak lazım. Frenler niye kaydı diye ikinci niçine geçmemiz gerekiyor. Konteyner kullanım altındayken askıda tutuluyordu. Çünkü konacağı yer yoktu. Ben burada çok özet yazdım. Ama burada şunu demek istiyoruz. İşçinin tabii kaza araştırma sırasında o konteyneri yere koyduklarında, ambarın önüne koyduklarında o dağınık malzemeleri nasıl taşıdığını seyrettik. İnanılmaz zor bir süreç. Çok zor bir süreç. Belki forkliftlerin önüne bir kasa yapmaları gerekiyor, bir sepet yapmaları gerekiyor. Buraya malzemeleri koymaları lazım. Oradan çıkartmak ayrı bir bela ve yine çok çok uzun bir süreç. Yani ne yapılması lazımdı? Konteyner çözümü güzel, mali açıdan da güzel ama keşke altına bir makaslı kaldıraç, bir destek sağlayacak ona bir yükseltici bir çelik çerçeve hemen yapılıp onun altına konabilseydi veya kiralanabilseydi. Böyle makaslı kaldıraçlar var konteyner altlarına konulabilen ama bu yapılmamış. Yani süreç değiştirilmiş ama bu süreç değiştirilirken tam güvenlik sağlanmamış. Konteynerin altında eğer konacağı yer olsaydı bu kaza olmayacaktı. Bulduğumuz kök sebeplere ve kritik faktörlere her zaman şunu sormanız lazım. Bu olmasaydı gerçekten kaza olmaz mıydı? Eğer öyle değilse biraz tartışmalı bir kök sebep veya kritik faktör bulmuş olabilirsiniz. Konacağı yer yoktu. Şimdi peki niye konacağı yer yoktu diye tekrar soruyoruz. İşi dizayn etmek, prosesi tasarlamak. Bu basit bir iş bile olabilir. Yani bir aletin fabrika içerisinde bir yerden bir yere taşınması gibi. Bir saniyenizi rica ediyorum arkadaşlar.
Efendim? Şu anda bir eğitimdeyim. Sonra cevap verebilir miyim? Acil bir durum yoksa. Çok özür dilerim. O kadar çok çaldı ki telefon 4 kere 5 kere üst üste. Acil bir durum var zannettim. Meslek gereği baktım. Çok özür diliyorum. Şimdi işin sürecini iyi tasarlayamamışız demektir. Ne demek bu? Yani biz lojistik faaliyetini düzgün bir şekilde, emniyetli bir şekilde tasarlayamamışız. O zaman bu işin dizaynında hata yapmışız. Devam edelim. Şimdi bu konteyner kullanım altındayken askıda tutuluyordu. Neden tutuluyordu? Ne olsaydı tutulmazdı sorusuna başka bir cevap daha geliyor. Şunu sorduk sahada. Daha önce de tutuldu mu? Çünkü o ana yağ şirketi ilk defa olduğunu düşünüyor bu olayın. Aman bu noktada çok dikkat edin. Hep şöyle söylüyor kaza geçiren arkadaşlar. Ben onları anlıyorum, korkuyorlar. Yani bunu ilk defa yapıyordum. İlk defa makineye elimi koymuştum. İlk defa bir parça çıkartıyordum. İlk defa ben bunu böyle taşıyordum derler ama pek öyle değildir. Kendi trafik cezalarınızı hatırlayın. Ben de trafik cezası yedim. O trafik cezasını yiyene kadar defalarca aynı hatayı yapıyoruz. 100 kere belki 50 kere yapıyoruz. Bir tanesi cezayla sonuçlanıyor. Kazalar da öyle. Çok tekrar eden, frekansı çok yüksek bir emniyetsiz hareket veya giderilememiş bir emniyetsiz durum vardır. Yüzlerce kez başa geliyordur. Bir tanesi kazaya dönüşür. Çünkü insan kolay kolay tüm emniyetsizliklere rağmen kaza yapmaz. Yani bu bir normal uygulama olarak ele alınmış. Hatta daha da dibine indiğimizde sahayı düzenli ziyaret eden yağ fabrikası yöneticilerinden birkaçının bunun daha önce askıya alındığını gördüklerini öğrendik. Ha, gelelim şimdi izleme duvarını. Hani biz dedik ya en başta planlama, izleme, öğrenme diye. O zaman izleme duvarında da delikler var. Daha önce gördükleri, emniyetsiz olduğunu bildikleri bir şeyin yanından sessizce geçmişler. Hiç kimse bir yazı yazmamış, hiç kimse bir uyarı yapmamış. Bunun böyle yürümesi gerektiğini düşünmüşler. O zaman izlemede de bir kök sebep arayacağız. Neden normal bir uygulama olarak anlaşılmış? Neden şirket buna uyanamamış? Çünkü bu süreç değiştikten sonra, yani bu yükleme süreci ki bu inşaat firması bunu her yerde yaşıyor. Bu müteahhit firma. Bakıyorsunuz risk değerlendirmede bu süreç incelenmemiş. Yani risk analizinde, risk değerlendirmede artık ne diyorsanız siz buna veya işte maruziyet değerlendirmede bu alan ya da tehlike bulmada bulunmamış. Yazılı değil. Yok. Niye yok peki? Hani en azından şunu bekliyorsunuz. İki tane firma var burada. Bir müteahhit firma, bir ana firma. Bari ana firma yüksek İSG kriterleri ve uygulamaları olan, içeri girince bal dök yala kadar güzel bir ham yağdan madeni yağlar üreten bu tesiste niye acaba yok? Orayı sorduk ve bizi kaza araştırmasına çağıran firmada da bazı sorunlar bulduk. Neydi o sorunlar? Dediler ki bize rutin üretim faaliyetlerimiz kusursuz risk analizlerine tabi tutuluyor. Harika. Harika, bayıldık. Gerçekten inanılmaz. Her türlü proses risklerini de değerlendirmişler. PHA, PSA, HAZOP gibi, FMEA gibi yöntemlerde kullanmışlar. Gel gelelim biraz dışarı çıkınca üretim faaliyetinin dış faaliyetler dediğimiz veya dışarıdan ender olarak bir nitrojen şeyi geliyor. Nitrojen tank, azot tank geliyor tesise. Ona baktık, o da yok. Çünkü 3 ayda bir, 4 ayda bir dilüte azot kullanıyorlar. %2'lik, 3'lük dilüsyonla. Mesela o kamyonun gelişi de yok. Yemekle ilgili bazı şeyler, dışarıdan yemek geliyor, o da yok risk değerlendirmede. Ve şuna karar verdik. Kökünde ne var bu olayın? Bir tanesi inşaat şirketinin, değil mi? Köklerine iniyoruz. Düzenlediği prosesi iyi dizayn etmemesi var. İş akışını. İkincisi, bakın risk değerlendirmede rutin olmayan faaliyetler yer almıyor. Şimdi bu hastalığı bulmak ne demek? Bu hastalığı bulduğunuzda belki bugün konteyner kazası olarak ortaya çıkan bu kazadan başka başka hiç alakası olmayan, eğer rutin olmayan işler için risk analizi yetersizse bir sürü sorun yaşayacağız. Mesela satışçılarımızın araçla Anadolu'da gezmelerinden gol yiyeceğiz. Mesela arada bir tesisimize giren, çok ender gelen bir müteahhitten gol yiyeceğiz. Veya çok ender olarak satın aldığımız bir el aletinden gol yiyeceğiz. Yani rutin olmayan işler için risk değerlendirme politikamızda açık bulduğumuzda bir sürü başka açıklar yaratacağı için bu bulgu çok kıymetli bir bulgu. Yani kök sebep analizinin bu tarafta böyle
buralara inmesi gerekiyor. Bu örnekle size anlatmaya çalıştım. Tabii ki normal kaza araştırmada çok daha derinlere, çok daha aralara giriyoruz. Şimdi frenler kaydı var. Hani uygulamayla anlatmaya devam edelim. Frenler kaydı. Niye kaydı frenler? Fren niye tutmadı? Bu durdurucu mekanizma niye çalışmadı vinçte? Üstelik de oldukça modern, pahalı, hani en iyi bildiğimiz vinçlerden biri. Çünkü fren tertibatı bozuktu. Yani önce fren kaydı. Niye? Çünkü bozuktu. Peki bu bozukluk niye giderilemedi? Veya bakımda niye görülemedi? Vesaire. Şuna baktık. Bir komponent hatası var. Bu tarafı da Alman bir mühendis inceledi. Makine mühendisi. Hamburg'da benzer bir yağ fabrikasından çağırdığımız bir Hamburglu bir benden de yaşça büyük bir Hamburglu mühendis inceledi. Bir komponent takmışlar. Geçici bir, yani bu sisteme geçici olarak idare etsin diye bir komponent takmışlar. Fakat bu komponentin dayanma gücü sınırlı ve unutmuşlar. Yani geçici olarak işlerini gören, bir müddet idare eden ama sonra eskimesi durumunda çok tehlikeli olacak bu komponenti unutmuşlar. Şimdi buradan neler çıkıyor? Tabii ki bakım loklarının iyi tutulmaması, hatanın düzgün giderilememesi veya değişikliğin kaydedilmemesi, uyarılmaması gibi sayısız bakımla ilgili, onarımla ilgili kök sebeplere doğru gidiyoruz. Bu böyle uzayıp gidiyor. Ama şey, buradaki yani burada vermek istediğim mesaj, biliyorsanız beni affedin ama şu sadece konteyner kullanım altındaki askıda tutuluyordu. Vincin freni kaydı seviyesinde kalmamak. Çünkü buralarda kaldığımızda çok büyük bir şirketi düzeltme, çalışanları iyi tarafta etkileme şansımızı kaybediyoruz. Şimdi araştırma faaliyetleri tabii şey, onları da düzgün yönetmek gerekiyor. Bir kere iyi bir takım lazım. Bu iyi takımda da bağımsız kişilerin olması lazım. Benim tavsiyem, şahsi tavsiyem, senelerce bu tip kazalardan belki 50'den fazlasını, ölümlü olmayan ama potansiyeli yüksek kazalarda bulunmuş bir meslektaşınız olarak tavsiyem şu. Eğer takımınızı bağımsız, fikirli ve performans yönetimi açısından, raporlama açısından bağımsız kişilerden oluşturursanız rapor o kadar güzel ve faydalı çıkıyor. Yani tavsiyem en istemediğimiz şey kazayı geçiren departmanın kendi araştırmasını yapmasıdır. Şirketinizin kültürü çok ileride, çok iyi, çok olgunsa tamam. Ama değilse arkadaşlarımız kendi hatalarının zaten uzun senelerdir yapmakta oldukları hataların belki de farkına varamayabilirler. O yüzden mümkün olduğu kadar kaza araştırma takımlarının bağımsız oluşması, çapraz departmanlardan oluşması, araştırılanla araştıran arasında bir yakınlık, arkadaşlık, dostluk olmamasına dikkat etmek lazım. Burada amacımız suçlamak değil, bütün kök sebepleriyle birlikte temiz, düzgün, dürüst, bütün eksiklikleri gördüğümüz raporlar çıkartmak. Üstelik bu raporlar şirket içinde kalan raporlar. Yani biz bunu başka otoritelerle paylaşmak zorunda değiliz. Şirketimizi düzeltmek için yaptığımız raporlar. Çocuğumuzun karnesi gibi. İlk aşama, yani iyi bir araştırma faaliyetinin genel olarak nasıl anlatalım? Bir kere gerçekleri ve kanıtları çok iyi toplamak lazım. O kanıtlar tamamen toplanmadan da hızlı anlatmaya devam ediyorum. Umarım uyutmuyorumdur sizi. Üstelik de niyetli olan bir sürü insanlar var. Allah kabul etsin. Biraz daha dayanın lütfen. Az kaldı. Bu gerçekleri, kanıtları toplama olayı çok çok önemli. Birazcık şöyle hataları da anlatarak geçeyim. Tam bütün gerçekler ve kanıtlar toplanmadan analize geçiliyor. Bu sefer eksik kalıyor. Gerçekleri ve kanıtları toplarken değerli arkadaşlar DIPP, DIP ama 2P ile 2, yani Diyarbakır, İstanbul, Pozantı, Pozantı gibi bir kısaltmayı ezberlemenizde fayda var. Nedir bu kanıt kategorileri? 4 kanıt kategorisinde çalışmamız lazım. Bir tanesi dokümantasyon kanıtlarını hemen toplamamız lazım. İkincisi insan, insanların yani şahitlerin, o bölümü yönetenlerin, o bölüme emir komuta edenlerin, o bölümü dizayn edenlerin, çizenlerin, inşa edenlerin, yani birincil ve ikincil insan kanıtları dediğimiz insan kanıtları. Üçüncüsü pozisyon kanıtları. Ne demek pozisyon kanıtları? Kamera kaydı, sketch, fotoğraf gibi sayısız olayın pozisyonel verilerini toplayan kanıtlar ve nihayet parça kanıtları. Yani görevini yapmamış parçalar, kırılmış, dökülmüş şeyler, metal yorgunluğuna uğramış parçalar gibi sayısız parça kanıtları. Yani bu DIP kelimesini, DIP kısaltmasını, akronimini aklımıza yazmamız lazım.
Biz şöyle sormam lazım. Ben dokümanlarla ilgili her şeyi topladım mı? Ben tüm gerekli insanlarla görüştüm mü? Ben tüm pozisyon kanıtlarını topladım mı? Sketch çok önemli. Her kazada mutlaka sketch koymamız lazım. Çünkü üst düzey yöneticiler, mesela finanstan gelen parayı verecek olan kişi düzeltmelerde, o skeci anlıyor ama çok teknik bazı şeyleri, mesela bir teknik kimyasal süreci çok teknik yazarsanız anlamıyor. O yüzden kaza araştırmasının dili, risk değerlendirmenin dilinden çok daha basit olmalıdır. En bilgisiz insanın bile anlayabileceği şekilde yazılmalıdır. Ve pozisyon kanıtlarının, yani bu dipi toplamak lazım. Bu bittikten sonra artık analize geçebiliriz. Fakat analize geçince yeniden sorular çıkıyor. Dip bölgesinden. Ya biz şu kişiyle konuşmamışız. Keşke ona da sorsak. Diyoruz. Geri gelmekten çekinmeyin. Tekrar kanıt toplayın. Sonra kanıtlar birleşiyor. Aynı evde yaptığımız 1000'lik puzzle, 500'lük puzzle, çocukların yaptığı 20'lik, 10'luk basit puzzle'lar gibi o parçalar birleşiyor ve resim, yani kazanın tamamına ilişkin kök sebepler, sistem sebepleri, bireysel faktörler ortaya çıkmaya başlıyor. Diyelim ki Mona Lisa'nın resmi gibi resim ortaya çıkmaya başlıyor. Sonra ama orada da bazen bir tane iki tane parça eksik kalıyor. Raporun güvenilirliğini, üst düzey yönetimin rapora güvenini ve saygısını iyi tutmak adına en ufak sorular, olabilecek sorulara bile cevap aranıyor, geri geliniyor. Tekrar o kanıtlara gerekirse tekrar bakılıyor. Benim de başıma çok geldi. Tam raporu yayınlamadan önce kafamın sisli kaldığı alan, bir türlü çözemiyorum. Orada bir şey var. Döndük tekrar bazı başlangıç kanıtlarına baktık ve hata yaptığımız veya bize yanlış bilgi verilen alanları keşfettik. Bütün bunlar bittikten sonra bir sonuca varıyorsunuz. Bulduğumuz sonuç ne? Kazaya yol açan ilk emniyetsiz durum ve ilk emniyetsiz hareketler, biz bunlara kritik faktörler ve tabii ki bu ilk hareket ve şeylere niçin diye sorup ne olsaydı olmazdı veya hangi sistemimiz çalışmadı da bu olay oldu diye sorup bulduğumuz sistemsel ve kişisel faktörler diye sonuçlara varıyoruz. Bu sonuçlardan sonra da rapor geliyor. Rapor kaleme alınıyor, raporda öneriler getiriliyor, bu aksiyonlar kişilere bağlanıyor, zamanları belirleniyor ve takip ediliyor. Yani biz şunu öneriyoruz falan diye bitmiyor bir kaza araştırmasının raporu. Ancak dışarıdan bağımsız bir araştırmacıysanız öneri dersiniz. Ama kendi şirketiniz içinde yapıyorsanız o zaman mutlaka aksiyon, tarihi, sorumlusu, kapanma yöntemi. Bunların mutlaka raporların sonunda ele alınması gerekiyor. Anahtar iyi bir hazırlık yapmak, iyi bir takım kurmak, iyi bir kaza araştırması kök sebep analizi prosedürünü belki yenilemek, gençleştirmek, modern 45.001'in yeni uygulamalarına dayandırmak, değil mi? İyi bir hazırlık ve tabii ki belki bu kaza araştırmaları yapacak insanların da iyi bir eğitim almaları, nelere bakacaklarını, bağımsızlığı filan öğrenmeleri, böylece şirket içerisinde bu sürece olan inancın artmasını sağlamak hazırlıkların içerisinde yer alıyor. Şimdi kök sebep ne demek ya da sistemsel sebep ne demek? Bunlar hemen hemen aynı manaya geliyor. Kazaya doğrudan değil ama dolaylı olarak bazen çok yoğun katkı sağlayan, bazen de daha hafif şekilde katkı sağlayan sayısız şeyler. Bunları bulmak gerekiyor. Çünkü bunlar düzelmeyince deminki örnekte olduğu gibi rutin olmayan işlerde risk değerlendirme eksikliği olmadığı sürece, bunlar düzelmediği sürece başka birbirine hiç benzemeyen kazalar meydana geliyor demiştik. Şimdi bir sistemsel sebebi tarif ederken biz mesleğimizde, uzmanlığımızda şu lafı kullanmamız gerekiyor. Yönetimin bu sorunu kaldırma gücü var mı? Var. Genç bir İSG'ciyken yaptığım hatalardan bir tanesi şuydu. Aman siz aynı hatayı yapmayın. Kendimi patronun yerine fazlaca koyardım. Aynı derdim, şimdi bu kadar para harcayacak, şimdi bu kadar zaman harcayacak falan filan. Biz İSG'cilerin görevi doğruları, yalnızca doğruları düzgün şekilde iletişimimizi pozitif tutarak ve biraz inatla sürdürmemiz, biliyorsunuz. Zaman geçtikçe dedim ki o patron patronluğunu yapsın, finansçı finansçılığını yapsın, satın almacı satın almacılığını yapsın, ben de İSG uzmanlığımı ortaya koyayım veya İSG'ciliğimi ortaya koyayım diye zaman geçtikçe bunu öğrendim. Tabii ki bunu son derece, dil çok önemli burada. Kullandığımız Türkçe rapor dili, iletişim yöntemimiz, duruşumuz, itibarımız çok önemli. Yani burada yönetim bir yeni bir makine alması gerekiyorsa, bu makine toplam cironun atıyorum %1'ine tekabül ediyorsa,
Ben bunu düşünmek zorunda değilim. Bunu ben eğer inanıyorsam eski makineyle başka bir sürü sorun yaşayacağım ve düzeltilmesi çok zor. Bunu ben raporda mutlaka ele almalıyım. Yani böyle düşünmek lazım. Yönetimin ortadan kaldırma gücünün olduğu sistemsel sebepler. Değil mi? Bunlar önemli. Bunları koymak lazım. Başka öyle önlemler koymalıyım ki ne bunun gibi bir olay tekrar yaşanmalı ne de kökte yer alan deminki örnekte olduğu gibi mesela bakımın kayıt tutmayan bir bakım kültürü. İşte ne bileyim dış risklere veyahut da rutin olmayan risklere odaklanmayan bir ISG alanı. Bunları benim düzeltmem lazım. Bu düzeltici önlemleri alıyorsam o kök sebepleri üzerinden ne güzel doğru şeyleri bulmuşum demektir. Yine biraz temelde yatan yani çok her günkü operasyonda gözükmeyen o işte güya zehirli ağacın toprağın altında kalan beslendiği o kötü damarlar yani temellerimizde sistemimizde mesela işe alış yöntemimiz. Yöntemimizde. İşe aldığımız elemanı oryante etme, işte ISG eğitimini bir an önce verme gibi mecburiyetlerde kala kaldığımız yerler, sorun yaşadığımız yerler. Bunlar var. Bunların sorun yarattığını henüz tam itiraf edememişiz. Bunları yazmamız lazım. Yani teşhisi var veya yok ama kazayla ortaya çıkmış bir gereklilik haline gelmiş. Bunları mutlaka temelde sistemde olan sorunları veyahut da mesela satın alma kimseye sormadan, ISG departmanında sormadan çok kritik malzemeler satın alıyor. Bir örnek vereyim. Yani geçen gün Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası sağ olsun mekanik tehlikeleri konuştuğumuz bir ISG haftası etkinliği yaptık. Yani bir su jetini bile alırken onun özellikleri, basıncı, ıvırı zıvırı yani özellikleri elektrik sistemi en iyisi olmalı. Ya da en azından gücümüzün yettiği maliyete uygun en iyisi olmalı. Hani bunun seçiminde bile ISG departmanının bir sözü olmalı. Eğer sözü yoksa o zaman satın alma kritik malzemeleri atıyorum mesela forkliftin içerisindeki fren contası kafasına göre alıyorsa o zaman satın alma sisteminin ISG danışması eksik demektir. Yoksa bunu yazmazsak düzeltemeyiz. Satın alma sapan alıyor, conta alıyor, iş makinesi alıyor, el aleti alıyor. Yani bunlardan da sonra biz satın alma hatalarından kaza yaşıyoruz değil mi? Her şey çalışanın davranışıyla alakalı değil. Veya davranışın o davranışı mecbur kılan yanlış satın alma. Örnek olsun diye söylüyorum. Mesela ISG departmanı satın almaydı, iletişimdi, üretim süreciydi. Bunlara bakarak kök sebepleri yazmalı. Yani sadece kişiye, olaya, o emniyetsiz davranışa odaklanmamalı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani her gün 1000 tane aynı hareketi yapan bir işçiden hiçbir zaman bu kadar frekansı yüksek bir hareketi yapan bir işçiden her gün aynı seviyede bilinçli olmasını bekleyemeyiz. Bu insanın oluşuna aykırı bir durum. Ben de yaşıyorum, siz de yaşıyorsunuzdur. Bazı geceler uykusuz oluyorum. 2 tane kocaman kızım var. Biri 21 yaşında, biri 17 yaşında. Onlarla ilgili sorunlar veya mutluluk haberleri oluyor. Ölümler oluyor, ailede hastalıklar oluyor. Sorunlar oluyor, işte güçte değil mi? Moralimizi bozan şeyler olabiliyor. Her gün biz aynı mıyız? O yüzden işçilerden de her gün makine gibi aynı olmalarını bekleyen sistemler yanılmaya mahkumdurlar. Dolayısıyla bu tip durumları, yani onların insan olduğunu, biz ne yaşıyorsak onu yaşadıklarını, üstelik de frekansı çok yüksek aktivitelerde bulunduklarını akıldan çıkartmamak gerekiyor. Şimdi burada bir zamanım da doluyor. Bir 10 dakikam kaldı. 10 dakika içerisinde toparlamaya çalışacağım. Yani kaza nasıl oluyor? Çok basit bir örnek. Yine bir taşlama makinesinden bir örnek verelim. Tehlike var. O tehlike risk haline gelmiş. Risk haline geldikten sonra kaza haline gelmiş. Şimdi önlemler var. İş sağlığı, iş güvenliği sistemine araştırmacı bakışı. Bir çeşit bariyer bakışı diyelim. Bariyer sistemli kaza araştırması yöntemleri de bunu söylüyor. Şimdi diyor ki biz ISG departmanları veya ISG sistemleri kazaları olmasın diye tehlikeyle kaza arasında duvar örme sanatıdır. Nedir bu duvarlar? Yumuşak duvarlar. Yani çok güvenemediğimiz duvarlar koyarız. Nedir yumuşak duvarlar? Mesela talimat koyarız. Tabela koyarız. Yani ben şimdi şu anda 956 kişi var. Bu 956 kişiden herhalde bir 800'ü araç kullanıyordur, 700'ü. Yani 20 ise 20 hep gidiyor muyuz? Biz de kendimize soralım. Hep 20 yazıyor, 20 gidiyoruz. 10 yazıyor, 10 gidiyoruz. Dur işareti var, ters üçgen.
tam duruyoruz, öyle harekete geçiyoruz. Yani bunları biz yapmazken, değil mi? Bu kadar tabela olmasına rağmen biz yapmazken doğru dürüst, tabii ki ben yapıyorum. Bu arada kızmayın bana. Yapmaya, elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Hep kendimi eleştiriyorum eğer yanlış yaparsam. Ama tabela kesinlikle mevzuat gereği olması gereken bir şey. Uzun dönemde de bilinçaltına da hükmediyor. Çok güzel ama güvenilir bir, çok güvenilir, tek başına güvenilir bir yöntem değil. Talimat mesela biraz daha iyi. O kadar yumuşak değil. Eğitim. Eğitim veriyoruz ama eğitim seçimi insanlara bırakan bir sistem. Demek ki yumuşak duvarlar, olması gereken duvarlar, eğitim, tabela, talimat, prosedür biraz yumuşak duvarlar. Yani bunları koyduğunuzda kazaların azalacağından emin olamıyorsunuz. Ya da bir kanseri parasetamolle, aspirinle gideremiyorsunuz. Geçici olarak ağrınız geçiyor ama kemoterapinin verdiği etkiyi asla yapmıyor. Bu arada hastalarımıza da şifa. Sert önlemler nasıl önlemler? Daha çok dizayn, satın alma, mühendislik açısından aldığımız önlemler, değil mi? İyi mühendislik. Yani oraya örneğin bir makinenin açık bölümünün kapatılması orta sertlikle yüksek sertlik arası bir duvardır. Eğer açılamıyorsa, bakım için oraya girilemiyorsa, biz çok güzel böyle CE uygulamalarına uygun kapattıysak filan, tamam, sert bir duvar. Tabela, talimat çok yumuşak, eğitim çok daha yumuşak bir duvar. Dolayısıyla İSG sistemlerimizi bir kök sebep analisti, araştırmacı mantığıyla izlerken duvarların daha çok sert tarafta mı yoksa yumuşak tarafta mı olduğuna bakmanız lazım. Yani işte biz demişiz ki aman bir daha böyle yapma demişiz, eğitim vermişiz, ondan sonra tatbikat yapmışız, makinenin başına gidip bir kere denetim yapmışız. Bunlarla İSG sistemi tamamlanmış olmuyor. Risk değerlendirme yapmışız, aksiyonlar almışız, o aksiyonlar yerine getirilmiş mi? Değil mi? O mekanik, fiziksel, kimyasal, biyolojik riskler, ergonomik risklerle ilgili şeyler yerine getirilmiş mi? Biraz bu sert duvarlar daha çok dizayn, mühendislik tarafıdır. Sert derken mesela disiplin değildir. Disiplin de doğru uygulansa bile yumuşakla sert arasındaki duvarlardan biridir. O yüzden elimizdeki İSG sisteminin hem sert hem yumuşak duvarlardan oluşmasına gayret etmemiz lazım. Bir tabanca ateşlendiğinde en önce sert duvarlar bizi korur. Onun içinden geçerse yumuşak duvarlarla hızı kesilir, kaza olasılığı azalır. Hep böyle bir bariyer kafasıyla düşünmek lazım. Şimdi bir taşlama makinesine örnek verelim. İşte bir sürü hızlı hızlı şey yapalım. Makineyi kullanma eğitimi veriyoruz. Tekenin seçimi ayrı, elleşlenmesi ayrı, takılması ayrı, durumuna bakıyoruz, kaydını tutuyoruz. Yetkin kişiler, akreditasyonu, mesleki yeterliği olan kişilere kullandırmamız gerekiyor. Teftişini yapıyoruz. Elektrik hatlarına bakıyoruz. Bakımını yapmak için yetkilendirdiğimiz insanlara ayrıca eğitim veriyoruz. Hareketli parçaları iletişimi durduran, biliyorsunuz, kabzalar, koruyucular var. Durdurma yöntemleri var vesaire. Bütün bu bir sürü şey yapıyoruz. Ortaya partiküller, tozlar, karbon monoksit çıkıyor. Yakıt, yağ kenarında bu işler bazen yapılıyor. Sağlık etkilerini çıkan artık neyse o buhar, metal buhar vesaire. Bu sağlık etkilerine göre risk değerlendirmemizi zenginleştiriyoruz. Kişisel koruyucu donanımlar veriyoruz. Sayısız şeyler yapıyoruz. Bu kadar sayısız şeyler yapmamıza rağmen biz burada konuşurken daha Türkiye'de bir yerlerde bir taş patlıyor ve birilerini ve veya bir çapak bir göze veya cilde batıyor. Veya bir yerlerde bir hidrokarbonu, gazı bilmem neyi, boyayı tutuşturuyor çıkan partiküller. Biz burada konuşurken oluyor. Binlerce oluyor. Allah'tan hepsi ölümle sonuçlanmıyor. Ama her gün birileri yaralanıyor. Bu kadar yaygın bir konu. Şimdi nasıl yöneteceğiz bu alanı? Hani burada bir sürü şey saydık. Şimdi gördüğünüz gibi kazayla tehlike arasında duvarlar var. Ama bu duvarlar o anda yerinde olmayabilir. Yani önlem var. Mesela bir iş izni, ateşli çalışmalar iş izni alması gerekiyor. Fakat duvar o sırada çekilmiş. Çünkü İSG departmanına veyahut da üretim müdürüne haber vermeden minik bir çalışma diye dış sahada bir şey yapıyorlar. Haber vermemişler, içeri girmişler. Devamında sahaya giren müteahhit olduğu için güvenlik bunu kaçırmış. O zaman bizim iş izni ve sahaya giriş sistemimiz bir duvar çekilmiş kenara. İşte bu çekilen duvarlar var, olmayan duvarlar var, delik olan duvarlar var. Şimdi bakalım, teker yanlış materyalden seçildiyse bir duvarda delikler var. Aşırı yan taşlıyor ama niye? Çünkü bir sürü atıyorum profil vermişiz ona, elinde de minik bir taşlama aleti, yenisi alınsın demiş birileri, büyük daha canavara benzeyen bir şey lazım.
Ama para yok, pul yok. Bu profil bitince de bu iş bitecek. Al sen bu küçük makineyle bunların uçlarını, çapaklarını al demişiz. En o mecbur kalıyor. Bu sefer işi bitirmek için o küçük makinelere çok daha abanarak çalışıyor. Abanınca disk kendi olması gereken eksenden çok daha fazla oynadığı için göbek tarafında büyük bir fiziki güç birikiyor ve belki de o taş göbek tarafından çatlıyor. Disk tipi yanlış olabilir. Dönüş hızları yanlış seçilmiş olabilir. Çünkü çok kontrolsüz bir iş. Makineye kontrolsüz erişim olabilir. İsteyen eline alabiliyordur makineyi, bir akreditasyon bakılamıyordur sahada veya müteahhitimiz mesleki yeterlikle gelmemiştir vesaire. Ve nihayet operatör yenidir. Yeni başlamıştır. Şimdi ben bunları konuştukça gördüğünüz gibi duvarlarda delikler oluştu. Yani şöyle bir durum var. Tehlike geliyor ama bakın bir türlü kaza olmuyor. Kazasız bir işletmenin İSG'si iyi diyemeyiz o yüzden. Maruziyetine bakması lazım. Ama eninde sonunda bu delikler sürüyorsa, yaşıyorsa sistemde kaza meydana geliyor. İşte kaza teorisi bu görsellikle de görebileceğiniz gibi bir çoklu sebep teorisidir. Hatta bunu İngilizler, Amerikalılar, biraz doğuda Japonlar da çoklu sebep diyorlar. Yani hiçbir kazaya tek başına bir kişi yol açamaz diyorlar. İngilizcesi multiple causation theory. Çoğu yeni kaza araştırması bu teoriye dayanır. İşte İsviçre peyniri modeli diyenler var. Swiss cheese model diyenler var. Yani delik delik kaşarlardan oluşan, bizim kaşkavala benzeyen duvarlar. Dolayısıyla bunlar içlerinden tehlikeleri geçiriyorlar. Şimdi bunların hepsini düzeltmemiz lazım. Yani bu kazaya en yakın duvarı düzeltirsek, yani işçi davranışı, işte makinedeki kusur gibi örnekliyorum. Bu yetmiyor. Çünkü o kökte yatan, o tehlikeye daha yakın olan duvarlar bizi vurmaya devam ediyorlar. Hiç beklemediğimiz başka kazalarla. Dolayısıyla önemli olan burada en başa dönelim. Planlama faaliyetlerimizi olgunlaştırabilir miyiz? Kaza araştırması kök sebep analizi konusunda. İzleme ve gözleme faaliyetlerimize dikkat edebilir miyiz? Denetimi bu dönemde çok arttırmak lazım. İnsanların kafası hastalıkta, sosyal izolasyon var. Yani sistem, prosedürlerimiz, standartlarımız, eğitimlerimiz iyi olsa da bakın tüm müşterilerimize biz artan mekanik kaza, mekanik özellikle mekanik konulara ağırlıklı kazalar görüyoruz. Sürüş yol güvenliği meseleleri biraz daha şu anda artmış durumda. Çünkü kafalarımız biraz başka yerde. Birazcık da COVID'le uğraşmaktan İSG'de şeyi azıcık bırakmış olabiliriz. Bütün ülkeler böyle. Kazalar artmış, artıyor şu anda. O yüzden izleme ve denetime bu dönemde ağırlık vermek çok çok kıymetli. Sahayı daha çok gezmek, güneşleri gezmeye ikna etmek ve bulgular üzerinde hızlı hareket etmek bu dönemde çok önemli. Yani biz planımızda söylediklerimizi yapıyor muyuz? Yaptığımızı söylüyor muyuz? Kaydını tutuyor muyuz? Kontrol ediyor muyuz? Deliklere bakıyor muyuz gibi, buna bakmak lazım. Ve nihayet kapsamlı sebep tablosu kullanılabilir. Şimdi usta kaza araştırmacıları böyle tablolar kullanmazlar. Şansları şudur. Araştıra araştıra, ağızları yana yana, satın alma, insan kaynakları, iletişim, propaganda, psikoloji, sosyoloji alanında yetişirler. Ben tabii İSG olarak başlamadım hayatıma. Şansım oydu. Ben karayolu nakliyesinde ve intermodal lojistik alanında başladım. Ondan sonra yani uçak, kara, deniz vesaire. Ondan sonra bir genel müdürlük yaptım. Ardından BP'ye geçtim. BP'deki ilk görevim ikmal koordinatörlüğüydü. İkmal koordinatörü çok ciddi stok yönetimi faaliyetleri var orada. Paralar falan uçuyor. Ardından gönüllü olarak iş sağlığı, iş güvenliğini sevdiğim için eğitimlerine çok büyük hayranlıkla katıldığım, öğrenmek istediğim için bu alanı seçerek geçtim. Ama bu departmanlarda çalışmayan arkadaşlar, yani böyle bir rotasyonla deneyim kazanmamış tekniker arkadaşlarımız, teknisyenlerimiz, İSG uzmanlarımızın böyle tablolar kullanması daha iyi olur. Çünkü burada bakın görüyorsunuz kök sebep tarafında alttaki renkli bölümde kişisel faktörler, ring kök sebeplerine veya sistem faktörlerinin, iş faktörlerinin kök sebeplerine inebileceğiniz, ardından da 45 bin birin bölümlerine bağlayabileceğiniz yerler var. Şimdi bakın burada mesela başka şeyler var. Burada son olarak şuna değinmek isterim. Burada 4 fabrika görüyorsunuz. Hepsi aynı markanın 4 fabrikası. Yabancı ortağımız Dekra'nın bir slaytı bu. Bu 4 fabrikada kazalanma frekansına, gün kayıplı kaza frekansına bakalım. Siyahların içerisinde A tesisinde 0.8, en altta sağ altta D tesisinde
7.8, 10 katı. Bakın aynı üretim süreci, aynı marka birbirinden coğrafi olarak birkaç yüz kilometreyle ayrılmış 4 tane üretim tesisi. Şimdi burada ne var? Burada ne var biliyor musunuz? Burada ölçülmüş kültür faktörleri var. Bu kültür faktörleri neler? Araştırmacıların çok çok dikkat etmeleri lazım. Prosedürel adalet. Yani herkes prosedürlere en tepeden en aşağıya kadar uyuyorsa daha az kaza yaşıyoruz. Lider üye alışveriş. Her türlü seviyedeki liderlerle, onların altında çalışanlar iş güvenliği iletişiminde bulunuyorlar mı? Yoksa sadece İSG departmanı mı iletişimde bulunuyor? MC, yönetimin itibarı. Yönetim İSG ile ilgili emir komuta verdiğinde herkes onu dinliyor mu? POS, bu organizasyon İSG anlamında seni destekliyor mu diye sorduğumuz işçiye 10 üzerinden bize kaç veriyor? Takım çalışması, takımlar birbiriyle İSG konuşuyorlar mı? İSG departmanı olmasa bile. Organizasyonlar, müteahhitler, ana şirketle VGR puanı konuşuyorlar mı? İş güvenliğe verilen kurumsal değer ancak ya mavi yaka çalışanlara ya da bizim tabirimizle ön cephe çalışanlara sorduğumuzda bu şirket samimi olarak iş güvenliğe değer veriyor mu? Yoksa böyle bir kurallar manzumesi mi var? Upward communication dediğimiz yukarı doğru rahatça korkmadan iletişim. Bizim şöyle bir sorunumuz var, bizim böyle bir riskimiz var diye el kaldıran bir örgüt müyüz? AO puanı, approaching others, birbirimizi uyaran bir kültür müyüz? Yoksa ayıp mı buluyoruz birbirimizi uyarmayı? Yani ben öyle tesislere giriyorum ki ben güya İSG gurusu falan diye böyle takım elbise girdim içeri. Beyefendi diyorlar, trabzanı tutun. Kim söylüyor? İşçi söylüyor. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ne kadar hoş. Yani işçinin, sen iş müfettişi bile olsan şu demek, işçi gelip seni uyarıyor. Böyle bir kültür. Şimdi bunlar olgunlaşmadıysa araştırmacıların araştırmalarınızda bu kültür taraflarına da eğilmeniz lazım. Mesela emniyetsiz bir duruma durmadan göğüs geren, devamlı ona katlanan bir kültür var. Bunu yazmanız lazım o zaman. Biz buna devamlı senelerdir söylüyoruz. Katlanılıyor çeşitli sebeplerden dolayı. Bizim organizasyonel kültürümüzde bir açığımız var diye kök sebeplerde mutlaka liderlik tarafında bir şey yazmanız lazım. Evet. Bugün böyle koştura koştura zamanımı doldurdum. Saatim 15.33. Hepinize kazasız günler diliyorum. Hele ne kadar zor bir sene yaşadık hep beraber. Çoluk çocuğunuzla, ailelerinizle, işletmenizdeki iş arkadaşlarınızla kazasız, sağlıklı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum İstanbul Sanayi Odası'na bana bu fırsatı verdiği için. Öğrenmeye devam edelim arkadaşlar. Hoşça kalın. Nuri Bey, şimdi soru cevap kısmına geçelim. Sunumu kapatırsanız diyecektim. Öncelikli olarak bu güzel sunum için teşekkür ediyoruz. Tabii ki konu oldukça kapsamlı, geniş, uzun bir konu. Bu nedenle aslında 1,5 saatlik bir oturma, 2 saatlik bir oturma sığdırılması gerçekten çok kolay değil. Ama mümkün olduğunca faydalı olacak şekilde paylaştığınızı, sunumu yaptığınızı düşünüyorum. Şimdi sorular kısmına geliyorum. Sorularımız var. Öncelikli olarak ilk başta da söylemiştik sunumu. Sisteme girerken, Zoom'a giriş esnasında girmiş olduğunuz mail adresinize zaten sunumu göndereceğiz. Dolayısıyla bunun için sürekli bununla ilgili sorular geldi. Sunumu bize de iletir misiniz şeklinde sunumu paylaşacağımızı baştan söyleyeyim. Bu videonun YouTube üzerinde yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda ise şu ana kadarki yaptığımız hiçbir etkinlikte böyle bir uygulamamız olmadı. Hani bundan sonraki dönemde bir karar değişikliği olur bunu bilemiyorum ama bunu bir kenara not ediyorum. Bunun paylaşılması konusunu bunu ayrıca değerlendireceğimizi belirtmek istiyorum ama şu anki mevcut durumda bunları paylaşmıyoruz. Şimdi hemen sorulara geçiyorum. Bir tane mevzuatla ilgili bir soru sorulmuş. Demiş ki bir arkadaşımız Mehmet Kozbey. Kaza sonrası işbaşı eğitimi ile ilgili şartlar, gereklilikler, yönetmelik ve benzerleri nelerdir şeklinde bir soru sormuş. Aslında hani iş kazası sonrasında işe dönüşte eğitimle ilgili neler yapılması gerekiyor şeklinde bir soru. Ben bu konuda çok emin değilim. Yani mevzuatımız işe dönüşte işbaşı eğitimini şart koşmuyor diye biliyorum. Benim bildiğim kadarıyla siz de uzmansınız. Yani her kazadan sonra mutlaka biz personeli eğitelim diye bir şart bildiğim kadarıyla yok.
Ve bu mantığa da aykırı çünkü kaza işçinin hiç suçu olmadan ve tehlikeleri de bulmakla ilgili de sorunu olmadan gerçekleşmiş olabilir. Yani mesela siz AA rotasında şeyle forkliftinizle gidiyorsunuz. Yukarıdan fabrikanın kenarındaki yoldan bir araç düştü. Yani burada işbaşı eğitimi mecburdur dersek bir garip olur. Değil mi? Evet, burada ama bir sürü kazada kazayı tekrar ele alıp sadece o kaza geçiren çalışanı değil, o bölümdeki insanları ve bütün şirketi eğitmek yapılacak en doğru hareketlerden biridir. Yani tavsiye edilen bir en iyi uygulama olarak görüyorum. Teşekkür ederim. Hemen ben de küçük bir ekleme yapayım. Mevzuatta çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitiminin usul esasları hakkındaki yönetmelikte bununla ilgili şey vardır. İş kazası, meslek hastalığı veya diğer sebeplerle işten uzun sürede uzak kalmalarda işe dönüşte eğitimlerin tekrar edilmesi gerektiğini belirtiliyor. Bunun haricinde risk, iş kazası sonrası risk değerlendirmesinin güncellenmesi ki risk değerlendirmesini güncelliyorsanız zaten eğitim bunun arkasından gelecek unsurlardan bir tanesi. Dolaylı yollardan belki bu sonuca ulaşılabilir ama net olarak kaza sonrasında işe dönüşte bir eğitim konusu çok üstüne basa basa yazılmış bir şey değil mevzuatta. Ama faydalı. Yani mutlaka faydalı. Fakat tabii ki o elemana verilecek eğitim de kazayı böyle bütün kanıyla manıyla falan filan tekrar hatırlatacak bir eğitim olmaması lazım. Onları tabii unutmamak. Yani seslerini çıkartmıyorlar ama o şoku uzatmanın da yani çok net bazı bilgilerle tazelemek yeterli bence. Evet, tamam, teşekkür ederim. Bir sonraki soruya geçiyorum. Kaza araştırma esnasında biraz uzun bir soru. Kaza araştırma esnasında kazazedeye veya kaza tanığına neden diye üst üste sorulunca kişi irite oluyor. Tabii. Gerçekten kişiyi psikolojik olarak sıkıştıran bir üslup ve tarz oluyor. Karşımızdakini irite etmeden sorularımızı nasıl sorabiliriz? Bizim araştırma kaza aşısı köksal panelizi eğitimlerinde neredeyse 2,5-3 saat üzerinde durduğumuz bir konu. Yani nasıl yapılır? Benim formülümü ben söylemek istiyorum. Tabii ki bir sürü eğitimden de süzülmüş bilgiler. İki kişiden fazla araştırmacı olmayacak odada. Aynı iki kişi bütün şahitlerle aynı iki kişi konuşacak. Oturma düzeni de bir üçgen şeklinde. Yani fikrine danıştığımız kişi, hemen sağında birisi, karşısında da birisi. Şimdi burada neden iki kişi? Çünkü birisi soru sorarken diğerinin rahatça not alabilmesi için önemli. Şimdi bizde insanlara yazdırılıyor. Yani savunmanı yaz falan diyorlar. Sanki suçluymuş gibi. Savunma yaz dediğinizde bir suçu var gibi anlaşılıyor. O da savunma yazıyor. Biz istemiyoruz bir savunma. Yani iyi bir kaza araştırmacısı asla başkasını yani ona yazdırmaz. Yani meslekte ilerledikçe o yazılanların da zaten araştırmaya pek fayda sağladığını görmüyoruz. Çünkü kendini koruyacak, ben de olsam ben de öyle yazarım. Kendimi koruyacak şekilde yazarım. Ha beğenmedim yırtar atarım bir daha yazarım. Şimdi bizim istediğimiz ise orijinal hikaye. Orijinal hikaye merhabalar nasılsınız geçmiş olsun diyerek başlar. Bir kere bu girişler çok önemli. Nasıl giriyorsunuz? İkincisi konuşmak istiyoruz. Amacımızı çok net söylememiz lazım. Şimdi bunlar basit gibi geliyor ama çok önemli. Bizim amacımız sizin başınıza gelen veya sizin şahit olduğumuz kazanın bir daha kimsenin başına gelmemesini sağlamak. Bununla ilgili de sizin fikirlerinize yaşadıklarınızı öğrenmeye ihtiyacımız var diyoruz. Bu çok çok önemli. Bunun üstüne basa basa söylemek lazım. Yani bir kere bir düzgün bir odada yapıyoruz bunu. Kapılar kapatılıyor. Düzgün bir odada yapılıyor. Ve çayıydı, kahvesiydi neyse işte bunlar soruluyor. Sıkılırsa mola isteyip istemediği soruluyor. Ben hiç neden diye başlamıyorum. Ben şöyle iki turlu bir konuşma tavsiye edilir. Ya anlatır mısın diyorum. Yani ne kadardır bu şirkettesin? Oradan başla. Ben bir de bağımsız gittiğim için. Vallahi diyor 7 yıldır ben bu şirketi. Anlatsana diyorum. Nasıl girdin işe? Yani ben hiçbir zaman kazanın 2 gün öncesinden, 1 gün öncesinden başlamıyorum. Bu makine ne zaman önüne geldi? Hep makine örneğinden gidiyoruz. Nasıl eğitim aldın? Nasıl ilerledin? Şimdi tabii ki bu anlatıma baktığımızda bir huni gibi ilerliyor. Yani en başta yıllar var. Böyle bir spiral gibi. Sonra kazaya yaklaştıkça bu spiral haftalara, günlere, ardından saatlere, dakikalara, bazen saniyelere kadar iniyor son kazanın oluşuna doğru.
Şimdi bu hunileme denilen, İngilizce'de funneling tarzı bir yaklaşım. Bu şekilde yaparsanız ve araya hiç girmeden dinlemeniz lazım ilk hikayeyi. Hiç girmeyeceksiniz. Hiç bir dakika dur, orada ne yaptın, burada ne yaptın demeyeceksiniz. Neden demeyeceksiniz. Hikayesini anlatacak. Siz not alacaksınız, kafanızı sallayacaksınız. Dikkatle dinlediğinizi göstereceksiniz. Buna biz ne diyoruz? Birinci serbest hatırlama deniyor İngilizce'den Türkçe karşılığı. First free recall. Yani bireyi rahat bırakacaksınız. Dolayısıyla birinci hatırlama bittikten sonra ve siz bunların notlarını aldıktan sonra ikinci hatırlama dediğimiz, bazen bir mola vererek, bazen de eğer birey iyiyse, kazamız küçükse ve rahatsa, rahatlığına bakarak bireyin nasılsın, iyi misin diye sorduktan sonra elimizdeki funnel ya da huni dediğimiz, bu funneling diye geçtiği için internette ararken funneling diye arayabilirler. Bu huninin en başına itibaren aklımıza takılan soruları kenarlardan sormaya başlıyoruz. Ve zaman, onun anlattığı zaman planına uygun bir şekilde sorarak kazaya geliyoruz. Böyle bir sorma yönteminde hiç alınganlık yapmıyorlar. Ama bu nereden geliyor? Biraz kriminal bilimlerden geliyor. Polis de böyle sorgular, dedektifler de böyle sorgular, yangın sigortacıları da böyle sorgular. Bu bir sorgulama yöntemi. Bireyi en az rahatsız ederek ve de elimizden gelen en çok gerçeği isterek. Asıl nedenli sorular, neden diye sormuyoruz. Neden tehlikeli bir soru şekli. Yani neden prosedürü okumadın mesela. Gerçek bir neden sorusu değil. Sence neden bu makinenin bu bölümünde yüksek ısı çıkıyor? Sence bunu nasıl giderebilirdik diye genelleyici sorular sorarsanız o birey zaten kendi kazasını anlatma eğilimine girecektir. O yüzden neden gibi sorulara, niçin gibi sorulara çok dikkat. Niçin sen eğitime katılmadın? Herkes aldı falan gibi bir şey sorduğunuzda bu pek niçin sorusu değil. Bunlara dikkat. İki türlü konuşma, hunileme, uzun zamandan kısa zamana doğru geçen sorular bireyleri rahatlatır. Ve olayın detaylarını iyi anlamasına ve ilişkilendirmesine yardım eder. Teşekkür ederim Nuri Bey. Şimdi bir sonraki soruya geliyorum. Bu soruyu size yöneltmeden önce benim küçük bir açıklamam olacak. Merhaba, izleme konusunda KVKK'ya uyumluluk sınırları nelerdir? Örneğin iş yerinde çalışanın konumunu izlemek KVKK'ya aykırı oluyor mu? Teşekkürler demiş. Hemen burada şunu belirtmek istiyorum. Aslında bu en fazla üzerinde tartışılan konulardan bir tanesi. İş sağlığı güvenliği uygulamalarında kişisel verilerin korunması kanunu konusu. Bu da bizim yine bu perşembe günleri, her perşembe düzenlediğimiz etkinliklerden bir tanesinin konusu olacak. 20 Mayıs 2021 Perşembe günü. İş sağlığı güvenliği ve KVKK uygulamaları isimli bir seminerimiz olacak. Burada çok değerli iki hocamızı ağırlıyor olacağız. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Erdem Özdemir ve yine İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doçent Doktor Murat Volkan Dülger'i ağırlıyor olacağız. Hem konunun özellikle Murat Bey bilişim hukuku tarafında, işin ceza tarafının bilişim hukuku tarafında da çalışmaları, araştırmaları ve uzmanlığı olan bir hukukçumuz. Aslında bu soruya çok daha net olarak cevap verebilecek kişiler onlar olacak. Eğer katılma imkanınız olursa orada da tekrar gündeme getirirsiniz bu soruyu, kendilerine iletiriz. Ben burada hemen Nuri Bey'e dönüyorum. Nuri Bey'in bu konuda yorum ve değerlendirmelerini almak istiyorum. Şimdi tabii ki çalışılan bölgede kameralar var. Onlar gerçekten şahidin olmadığı durumlarda büyük katkı sağlıyorlar. Ben kazazedeye, şirketlerin yani kazazedeye ve ne derler, bundan etkilenecek kişilere mutlaka sorması gerektiğini düşünüyorum yazılı olarak. Yani bu kamera kayıtlarını inceleyip benzer kazaların tekrarını engellemek istiyoruz. Sen buna izin veriyor musun diye KVKK'ya uygun kelimeler, cümlelerle, hani ben hiç yapmadım ama benden isteyen firmalar bunu hazırlamışlardı. Biz dış da bir danışman olduğumuz için. Bu şekilde bir yazılı teyit alınması, bu teyidin KVKK'ya uygun alınmasının şart olduğunu düşünüyorum. Çünkü oraya bakmamız lazım. Bizim başka çaremiz yok. Yani o oraya bakmadan anlayamıyorsunuz. Ayrıca şunu söyleyeyim. Mesela diyelim ki tek başına çalışan bir güvenlik görevlisi geceliğin bir şey oldu, bir yerden düştü. Şimdi bunun nasıl, bu kişiyi nasıl kaybettiğimizi biz kamera kayıtlarından göremeyecek miyiz? Mutlaka, mutlaka bununla ilgili bir şeyler vardır. O zaman ailesinden yahut da
şirketteki müdüründen veya bilmiyorum bir yerlerden yazılı izin almak lazım. Sonra mahkemede savunacağız. Kamera kayıtları lazım. Yani burada KVKK'ya uygun izin mekanizmalarını kullanmaktan başka bir şey aklıma benim gelmiyor. Burada hemen ben küçük bir ekleme yapmak istiyorum bu konuda. İşin teknik tarafına bakıldığında gerçekten kamera kayıtları bizim son derece işimize yarıyor ki geçmişte benim de çalıştığım iş yerlerinde yaşanan iş kazalarının neden olduğunu anlamak açısından son derece önemliydi. Bunlardan faydalandık. Fakat diğer taraftan da yine işte Sabancı grubunda çalıştığımız dönemde KVKK kapsamında bu kişilerin özel veya işte gizlilik kapsamında özellikle üretimin hani şöyle bir ayrım var kamera konusunda. İş sağlığı güvenliği konusunda bu konuda bir şey olabilir, bir açık kapı olabilir. Dediğim gibi bu uzmanlık alanımız değil, bunu önümüzdeki günlerde tartışacağız değerli hocalarımızla. Ama şunu çok net olarak biliyorum, kişilerin performansını takip etmek için kameralar var ise bunlar kesinlikle hukuk sistemine uygun değil. Ve biz de kameraları, iş yerinde bulunan kameraları üretimin ana üretim performans göstergesi olarak kullanabileceği alanlar değil de daha çok güvenlik, iş güvenliği ve benzeri konularda değerlendirecek şekilde görüş açılarını değiştirerek kameraları sınırlı bir kullanıma gitmiştik. Böyle bir durum var ama dediğim gibi bu sadece benim şu anda geçmişte yaşadığım tecrübelerden dolayı yaptığım bir yorum. Bunun asıl hukuki sürecini dediğim gibi 20 Mayıs'ta konunun uzmanlarıyla ayrıca tartışıyor olacağız. Ufak bir şey ekleyebilir miyim Murat Bey? Tabii ki, buyurun. Şahitlerle tek tek görüşülmeli ve ne dedik, en fazla 2 kişi olunması lazım. Kaza araştırma takımı 10 kişi olabilir, 6 kişi olabilir. Bir müfettişler grubu olabilir ama aynı 2 müfettiş veya aynı 2 araştırmacı bütün şahitlerle görüşür. Şimdi burada önemli olan bu kişilerle görüşenlerin bir noktadan gelen bilgiyle diğer noktadan gelen bilgiyi analiz etmeleri, kafalarında çevirmeleri önemli. Asla yapılmaması gereken bir şey söyleyeyim. Mesela benle konuşuyorsunuz diyelim. Ben kaza yaptım. Bir kayıt cihazına bastınız. Ben konuşmam yani. O yüzden kayıt cihazı gibi şeyleri de asla tavsiye etmiyoruz. Veya odaya kamera koyup kameralı bir odada görüşülmesi gibi şeyleri de asla yapmamanız lazım. Yani bu KVKK'ya hem tamamen ters hem de birey konuşmaz. Gizli yapıyorsanız bence biz dedektif değiliz diyerek yetineceğim. Samimi bir dil kullanmayı öğrenmek, inandırıcı olmak, itibarlı bir insan olmak çok daha önemli. Sizle konuşuluyorsa, insanlar sizle güvenerek konuşuyorlarsa bu itibarınızı yönetmek çok önemli daha çok. Zaten yasak konuşma sırasında kayıt yapmak. Sizin not almanız önemli. Bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Şimdi bir başka soru Mahmut Bey yazmış. Nuri Bey merhaba. Söylediğiniz gibi bağımsız ekip şirket içinde bağımsız ekip kurmak çok zor. Bunu nasıl yapabiliriz? Bir öneriniz var mı? Demiş arkadaşımız. Ben şimdi tabii o şirketlerin kaç kişi olduğuna, ne kadar yıldır beraber çalıştıklarına bağlı olarak şunu tavsiye ederim. Örneğin diyelim ki X vardiyasında olay oldu ve X üretim biriminin olayı. Buna en uzak olan insanlardan kurarım. İş yeri hekimini alırım. İş güvenliği uzmanı zaten veya müdürü var. Mutlaka mesela üst düzey yönetimden birilerini katmaya çalışırım. Şimdi onlar da biraz naz yapacaklardır ama iyi bir eğitim verirseniz ve canlandırırsanız katılıyorlar süreçlere. Yukarıdan birilerinden mutlaka destek alırım. Finans müdürü olabilir, insan kaynakları müdürü olabilir, özlük işlerine bakan arkadaşımız bile olabilir. Yeter ki bir yeni kafa, yeni bir beyin, yeni taze bir katılım gelsin. Üst düzey yönetici bazen katılır. Şeyde mecbur katılıyorlar. Yani büyük şirketlerin merkezi politikaları çok kuvvetli. Katılmalarını şart koşuyor. Küçük şirketlerde biz ikna edeceğiz insanları. Eğer bunu başaramıyorsak da hani o kişilerin yani o üretimi yapan, o kazayı yapan birimdeki şefi katmayalım yeter. O bir şahittir çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yani muhtemelen onun da kusurları olabilir. Takımda olunca bu sefer imza açıyoruz ona. Yani bir imza açmak ve onun da raporu kabul etmesini bekliyoruz. Halbuki onun kabulüne başvurulmaması gerekiyor. Değil mi? Çünkü herkesin sorunları var. O bölümde daha çok sorun var demektir.
suç değil, sorun. Yani benim aklıma bunlar geliyor. Teşekkür ederim. Bir sonraki soruya geçiyorum. Ayşe Hanım sormuş. Dış değerlendirme sürecinin yasal altyapısı nedir? Uzman görüşü niteliğinde mi yoksa tavsiye niteliğinde mi? Hiçbir mevzuatımıza hiçbir zorunluluk yok. Dış danışmanlara niçin ihtiyaç duyuluyor? Bu alanda derinleşmişseniz, demin bahsettiğim gibi İSG alanının belli şeylerinde, noktalarında derinleşmişseniz o derin görüşünüze ihtiyaç duyuyorlar. Ve yani biz neyi düzeltelim de bu devamlı sürmekte olan kazaları giderelim gibi bir kafa oluyor. O zaman çağırıyorlar. Yurt dışına çok yaygın. Ülkemize çok az, çok az dış danışmana gidiliyor. Ama fikir almakta fayda var. Mesela bir yangın yaşadınız. Bu yangın kaza araştırması, yangının nereden çıktığını anlamak çok teknik bir konu. Bunu yani her İSG'ci hem yangıncı, hem kimya mühendisi, hem fizik mühendisi, hem elektrik mühendisi falan olamaz ki. Dolayısıyla teknik konularda mutlaka dışarıdan takıma birilerini çağırabilirsiniz. Örneğin bir maden kazasını araştırdım ben. Konveyör bantlarla ilgili bir sorun vardı. Bunların kumandası ile ilgili bir sorun vardı. Ve bunların kumandası bir software tarafından yapılıyordu. Ve bu software işte güya yanlış komut vermiş diye bir ifadeler geliyordu. Ben bir arkadaşımı aradım bu işleri bilen. Ya dedim falan filan işte software'i kullanılıyormuş bu konveyör bantta. Bu böyle bazen hata yapıyormuş. Yürüme durma emirleri veriyormuş. Yok dedi öyle bir şey. Peki dedim sana göndersem ben software komutlarının listesi böyle şey Matrix filmindeki şeyler gibi rakamlar anlamadığım emirler. Gönderdik dedi ki burada hiçbir durma emri veya başlama emri yok. Direkt operatör basmış yani birey durdurması gereken çalıştırmaması gereken birey üstelik kilitleme etiketleme de yok. Basmış ve çalıştırmış bunu operatör. O yüzden buradaki hangi düğmeden bu emrin geldiği de belli dedi. Uzmanla konuşmasam ben onu öğrenemeyeceğim. O yüzden dış danışmanı ikiye ayırın. Bir tanesi takımınıza liderlik eden, size yardımcı olan, derine inmenizi sağlayan bir koç, bir mentor gibi bir dış danışmanlık var. İkincisi dış teknik danışman var. Bazen de mesela metal yorgunluğunu kanıtlamak için mahkemelik oluyoruz. O metali değil mi? Bir NDT laboratuvarına bir tahribatsız muayene laboratuvarına gönderip metal yorgunluğunu, çatlakları bizim suçumuz değil, bize o malzemeyi satan firmanın meselesi olduğunu kanıtlamamız gerekiyor bağımsız rapor. Yani her zaman dışarıdan birilerine açık olmak lazım. Bu seçim sizin. Kanunlarımızda böyle bir şey yok ama akredite yerlerden kanıtlarınızı teyit etmeniz gerekebilecek teknik konular var. Elektrik, yangın, kimyasal gibi veya metal gibi konularda, metalurji gibi konularda. Teşekkür ederim. Bir sonraki soruya geçiyorum. Kaza araştırma ve kök neden analizi sonucu, kazaya sebep olan güvensiz davranış veya ortamın risk değerlendirmesinde gösterilmemiş olması olabilir mi? Demiş. Tabii. Bazen işverenler iş güvenliği uzmanlarını bu şekilde suçlamaya gidiyorlar. Bu süreç nasıl yönetilmelidir? Şimdi bizim mevzuatımızda da dünyada da ve Uluslararası Çalışma Örgütü de aynı şeyi söylüyor. Risk değerlendirmeleri herkesin sorumluluk alanları başta olmak üzere katılarak yaptıkları bir çalışmadır. Ama maalesef ülkemizde bu henüz daha tam yöneticiler ve orta kademe tarafından sindirilemedi. Meslektaşlarımıza tavsiyem bu katılımla ilgili noktada çok inatçı olmalarıdır. Ve onlara soru sordukları yazılı dokümanlar, yani lütfen alanınızın tehlikelerini belirleyin. Bu tehlikeleri dilerseniz benden de yardım alabilirsiniz. Beraber ele alalım. Risklerini beraber ele alalım. Ama siz bunun bakım modunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Duruş modunu benden daha iyi biliyorsunuz. Mevsimler, çalışanların değişimi konularını benden daha iyi biliyorsunuz. Ben sizin gibi burayı inanılmaz derinlikte keşfedemem. O yüzden sizin konuşmanız, yazmanız lazım. Yani bu alanda mutlaka böyle yazılarımızın ve isteklerimizin olması lazım. Tabii ki mevzuatımızdaki bazı sisli alanlardan dolayı iş güvenliği uzmanlarına veya konu sağlıksa hekimlerimize bir şeyleri bulamadıkları için sorumluluklarına gidilme şeyi var ama eğer adil bir muhakeme süreci yürütülürse burada kimin hatalı olduğuna bakılabilir. Ben tabii pek kanun tarafında değilim. Mesela ben kök sebep olarak ne bulurum burada?
risk değerlendirmede yazılmamışsa birkaç sebebi olabilir. Bir tanesi bu tehlike ve riskin iletişimi sağlanmamıştır. Yani tehlikeye yakın olanlar bunu söylememişlerdir. Sadece iş güvenliği uzmanının sorunu değil bu. Veya alttakiler söylemiştir, vardiya amirinde takılmıştır. O zaman deriz ki orta kademe liderle iş güvenliği departmanı iletişim sorunu var. Niye söylemiyor? O ayrı bir hikaye. Belki de onu tutan bir üretim müdürü var, değil mi? Üretim müdürü ona demiş ki konuşmanız lazım. Ya bunu söyleme, şimdi bakımı çağıracaklar. Bizim makinemiz burada duracak saatlerce. Sonra başka şeyler çıkacak. Buraya koruma takacaklar. Verimliliğimiz düşecek gibi bir inanış var. O zaman dönüyorum. Şirketteki kültürden kök sahiplenize bir şey yazıyorum. Kendimizi savunurken de eğer bir suçlama varsa bu tehlike niye bize bildirilmemiş? Biz her şeyin detayını görebilir miyiz? Gerçekten burada kendinizi savunacak şeyler yapmanız lazım. İşverenlerin de, orta kademe yöneticilerimizin de bu tehlikelerin bildirilmesi ve yönetilmesi konusunda tazeleme eğitimlerine tabi tutulmaları lazım. Mevzuatımız böyle diyor. Onlar bize bildirecekler, onlar söyleyecekler, onlar gösterecekler. Biz her şeyi tek başımıza bulma imkanımız yok. Ve mevzuatımız ve uluslararası uygulamalarda zaten böyle diyorlar. Teşekkür ederim Nuri Bey. Şimdi hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Soru risk değerlendirmesi konusuyla ilgili gelmiş. Onun için öncesinde hemen bir şey söylemek istiyorum. Yine düzenleyeceğimiz seminerler arasında risk değerlendirmesi konusu da var. Farklı konularda, farklı uzmanlarla. Bunlardan şu an planlanmış olan, makine ifadesi de geçiyor soru içerisinde. Makine emniyeti risk değerlendirmesi isimli bir yine bir semineri planladık. Tabii zaman olarak biraz uzun vadeli bir zaman. 10 Haziran Perşembe günü Özlem Özdilek İslamoğlu hanımefendiyle birlikte makine emniyeti risk değerlendirmesi konusunu işliyor olacağız. Yine bir Perşembe günü yapacağımız etkinlikte. Hemen ben soruya geçiyorum. Nuri Bey'in görüşünü almak istiyorum. İş güvenliği uzmanı her üretim alanında, her makinede, her malzeme çeşidini izleyebilir mi? İzlemek zorunda mıdır? Bunun için kaza olmadan tehlike ve risk değerlendirme ekibi için bu konuda teknik kişiler nasıl uzmanın gözü kulağı olabilir? Bu sistemi nasıl verimli hale getirebiliriz? Müthiş. Zaten iş güvenliği uzmanlığı galiba ya da yönetici bunun bu sorunun cevabını verenler iyi oluyorlar. İnsanları kesinlikle risk değerlendirme konusunda eğitmek gerekiyor. Ama bu eğitimden sonra da görevlerini bir yere yazmak gerekiyor. Yani performans kontratlarını hatırlıyor musunuz ilk slaydı? Eğer yöneticilerden beklentiler üst kademe tarafından maaş artışı ve terfi de kullanılacak beklentilerde risk değerlendirmelerine katılmak önemli bir konuysa, buna katılmazsa belli bir maaşı kaçırıyorsa, terfiyi kaçırıyorsa ki büyük uluslararası şirketlerde böyle performans kontratları var, böyle anlaşılıyor. O zaman bir şeyler kaybediyor olması lazım. Yani bundan çekiniyor olması lazım. Bunun iletişimini kurması için ona bir telkin olması lazım. Sadece İSG uzmanının ya arkadaş sen bu sisteme fayda sağla, tehlikelerini söyle, analiz et, bize bildir demesi yetmiyor. Hem mevzuatın değil mi? Hem burada nezaretçilere yüklediği yükler var. Hem şirket insan kaynakları süreçlerinde bunun çok daha iyi yönetilmesi gerekiyor en üst düzeyden itibaren. Hem de İSG iş sağlığı, iş güvenliği mesleğinde uzmanlaşan arkadaşlarımızın mutlaka eğitimlerle bunun çok da zor olmayan bir şey olduğunu sağlaması gerekiyor. Bir de tabii ki modern uygulamalar, modern dijital uygulamalar tehlikenin zamanında resimli bir şekilde ve biraz detaylı bir şekilde anlatılabilmesi için çok güzel uygulamalar var. Biliyorsunuzdur, seyrediyorsunuzdur ve bunlar ucuzluyor. Yani bunlar ilk çıktığı zamanlar 10 sene, 12 sene evvel basit bir aplikasyonu kişi başına 50 dolara, 100 dolara alıyordunuz. Şu anda kişi başı yıllık 10 liralık, 15 liralık bedellere mal olan tehlike belirleme fotoğrafıyla birlikte departmana söyleme, buradan ödül verme, işte en çok bildirim yapan, en kalite puanı veriliyor bunlara tabii ki. Kaliteli bildirim yapanlara ödül veren, bu ayın şampiyonu şudur falan diye uygulayan cep telefonuna yükleyebileceğiniz şeyler var. Bunları araştırmanızı tavsiye ederim. Gerçekten zannedildiği kadar pahalı değiller ve de insanlar oradan yıldız mıldız alıyorlar vesaire. O gidiyor bir terfiye, bir maaş artışına gidiyor. Böyle şeyleri kullanmanızı tavsiye ederim. Ama mevzuat kaynaklı şeye bakarsak kesinlikle iletişim kurmak zorundalar. Başka bir yöntem de saha sorumluları dediğimiz İSG'de saha sorumluları belirlemek.
üst yönetimde bu saha sorumluluğun, yani İSG dışında üretim faaliyetiyle uğraşan saha sorumlularının görevleriyle ilgili bir anlaşma yapıp insanlara o görevleri söyleyip sen bunlara da bakmak durumundasın arkadaş, çok da ağır olmayacak şekilde işini yaparken gözlemlediği emniyetsiz durum ve davranışları gözleyip bildirme görevini yazmak kağıda ve bunu üst düzey yönetime yapmak tabii ki. Yani biz gidip değil. Siz üst düzey yönetime söylüyorsunuz, üst düzey yönetim evet bunu yapmak durumundayız diyor. Katılımı arttırmak için zaten 45.1'de öyle diyor. Bu şekilde bir iletişim kurulursa belki birkaç adım öteye gidebiliriz. Ama her şeyi yakalamak bir İSG uzmanı için neredeyse imkansız. Teşekkür ederim Murat Bey. Şimdi zamanımızın sonuna geldik. Son bir soruya daha sorup sonra artık veda edeceğiz. Fakat öncesinde bir küçük düzeltme, ekleme yapmak istiyorum. Şimdi ben de mevzuata baktım. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleriyle ilgili ilave eğitim verilir diyor. Çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik. Bunu da düzeltmiş olalım. Çünkü ama minimum bir gereklilik unutmayın. Aslında herkese verilmesi gerekiyor. Evet. Dolayısıyla burada da hani bir yanlış anlamaya sebep olmayalım. Hemen son soruyu yöneltiyorum. Raporlardaki kapama yöntemleri nelerdir? Çok güzel soru. Çok güzel. Şeklinde bir soru. Bunu da cevaplayıp günü tamamlayalım istiyorum. Raporlardaki kapama yöntemleri için şu bariyer mekanizmasını hatırlayın. Sert tedbirler, yani içinden kurşunun geçmesine dayanıklı. Emniyetsiz davranışlara dayanıklı, emniyet durumlara dayanıklı duvarlar daha çok mühendislik, dizayn, üretim sürecini değiştirme, kazasız sürece geçmeyi içerecek şeyler olmalı. Bunlara gücümüz, aynı risk kontrol hiyerarşisindeki, bunlara gücümüz yetmiyorsa o zaman işte ne bileyim bazı düzeltmeler, eğitim, tabela, talimat vesaire veyahut da bazı İSG süreçlerini, İş izni gibi, etiketleme, kilitleme gibi şeyleri devreye almak. Yani sert duvarlar, bu işin mühendisini düzeltebilir miyiz diye sorarak başladık. Yani kaynağında ben bu riski nasıl yönetirim? Otomasyon, robot çalıştırma. Şimdi zaten yatırım ortamı kötü bir dönemdeyiz. Biraz sanayici kafasıyla da bakalım. Yatırım ortamı kötü bir dönemdeyiz. Pek önümüzü görmüyoruz. Bu pandemi, dünyadaki bütün yatırımcılarda da sorunlar var. Ülkemizde ayrıca ekonomik sorunlar olabilir. O yüzden yatırımcıların böyle dönemlerde otomasyona geçerken şuna bakıyorlar. Ben bu yatırımı ne kadar zamanda geri alırım? Bizim İngilizce'de ROI dediğimiz Return of Investment. Yani ben yatırımın geri dönüş zamanı analizi. Şimdi bu analizleri yaparken iş sağlığı, iş güvenliği departmanları eksik kalabilirler. İşte Japonların Kaizen'leri var, değil mi? Amerikalıların FMEA'leri var. Bunlardan faydalanmak lazım. Yani bir süreci değiştirmek aslında o kadar pahalı değildir. Bir şeyin mühendisini düzeltmek aslında o kadar pahalı değildir ama pahalı olduğu düşünülür. O yüzden bir ROI raporu yazmayı öğrenmesi lazım iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımız. İş güvenlikçilerimiz. Mutlaka ROI raporu. Şimdi ROI raporunu nasıl yazıyor? Mesela makine mühendisi bir arkadaşımız veya endüstri mühendisi bir arkadaşımız bir araya geliyorlar. Diyorlar ki 6-7 kişinin paketleme yapıp sayısız tehlikeli aktivitelerde bulunduğu bu bölümü biz bir robot, basit bir robot kol ve yazılımla ve kapatarak etrafını hem maliyet olarak hem de iş güvenliği açısından çok iyi bir yere getirebiliriz diyorlar. Bunu okuyan da mesela orada İSG verisi yoksa, yani hastalanma, ergonomik sorun, raporlama, el kaptırma, el kesilme, arada kalma, sıkışma, ezilme, geçmiş veri, gelecekte olabilecek şeyler yoksa bu ROI raporunda, o zaman patron diyelim, patron buna gerekli önlemi almakta yüreksiz davranıyor. O yüzden bu takımlara bizim katılmamız gerekiyor. Yani iyi tedbirler, iyi aksiyonlar, mühendislik, otomasyon, bazen belli çok tehlikeli ve sürekli kaza yaratan çözemediğimiz işleri denetlenebilir diğer üreticilere devretmek olabilir. Buna çeşitli sosyal siyasi noktalarda karşı da çıkılıyor. Ama bunlar tabii ki sizlerin seçimi. Yani sizlerin ve yöneticilerinizin hayat görüşüne uygun. Ama başta mühendislik, dizayn, üretim süreci düzeltmeleri,
Sonra güvenlik sistemi düzeltmeleri. Yani kilitleme, etiketleme, iş izni gibi şeylere bağlamak tehlikeli aktiviteleri. Bununla birlikte eğitim, tabela, talimat, prosedürün yenilenmesi, risk değerlendirmenin yenilenmesi gibi daha yumuşak tedbirlere doğru bir sürü tedbir birden olacak. Yani bir aksiyon alınırken mutlaka bütün bu çarelere odaklanılması, yani bunu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz, o zaman bari bunu yapalım diye aynı risk kontrol hiyerarşisi şeklinde gitmek gerekiyor. Teşekkür ederim Nuri Bey. Bu soruyla da son sorumuzu tamamlamış olalım. Şu an yaklaşık 25-30 civarında daha soru var. Tabii QS'nin en sıkı kısmında şu an 101 soru var gibi gözüküyor ama aslında bunların çok büyük bir kısmı teşekkür mesajları. 25-30 civarında daha soru var ama zaten süremizi 10 dakika kadar aştık. Hemen şimdi ben burada kapatmadan önce aslında paylaşmayı düşünmüyordum. Onun için bir görsel bir şey oluşturmadım ama bir Excel tablosunda soru cevap kısmında pek çok konuyla ilgili sorular geldiği için bir hemen bizim önümüzdeki 2 aylık etkinlik planımızı ekranda bir Excel tablosu olacak, kusura bakmayın. Paylaşmak istiyorum. Şu an görüyorsunuz bugün Nuri Bey ile birlikte iş kazalarında kaza araştırması ve köprü sebep analizinin inceliklerini ele aldık. Önümüzdeki hafta yüksekte çalışma, yapılan çalışmalarda iş sağlığı güvenliği, yine bir sonraki hafta alt işveren taşeron iş sağlığı güvenliği yönetimi, daha sonra yangın patlama riskleri Serkan Küçük Bey ile birlikte ele alacağımız konu. 20 Mayıs tarihinde Profesör Erdem Özdemir ve Doçent Doktor Murat Volkan Dülger Bey ile ele alacağımız iş sağlığı güvenliğinde KVKK uygulamaları. Yine iş sağlığı güvenliğinde EKET LOTO uygulamaları biraz önce Nuri Bey de bahsetmişti. Bu konuyu da yine geçen hafta birlikte seminer düzenlediğimiz Alparslan Yılmaz Bey ile ele alıyor olacağız. Yine iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği yönetimi çok genel kapsamda benim anlattığım tüm konulara biraz değindiğimiz ve özellikle iş yerlerinde görev yapılması esnasında nelere dikkat etmek gerektiği konusunda ele aldığımız bir etkinliğimiz olacak. Ve şu an planlanmış son etkinliğimiz de 10 Haziran Perşembe günü Özlek İslamoğlu Hanım'la beraber ele alacağımız makine emniyeti risk değerlendirmesi olacak. Biz bunu sonuna ekleyerek devam ettireceğiz. Hatta Nuri Bey'le de yine farklı bir etkinlik konusunda yine bir seminer konusunda yine üzerinde konuşuyoruz. Nuri Bey'le de muhtemelen bir seminerimiz, hatta belki daha fazlası da olacaktır. Bunu da bu şekilde paylaşmak istedim. Faydalı olacağına inandığımız bu seminerlere, etkinliklere katılımınızı bekliyoruz. Umarım faydalı oluyordur. Umarım memnuniyetle karşılanıyordur. Sürçülisan ettiysek affola. Aynı şekilde ben de sürçülisan ettiysek affola demek istiyorum. Önümüzdeki hafta tekrar burada olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Kazasız ve mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Hepinize teşekkürler.